İyi akşamlar değerli izleyiciler. Türkiye'nin dış politikadaki sorunlu günleri devam ediyor. Sorunlu, zorunlu etrafımızla ilişkilerimiz malum. Ama Allah tarafından Rusya ile durumumuz iyi. Bugün de bir kez daha teyit ettiğimiz üzere. Ama çevremizde olan bitenlerin Türkiye'ye her geçen gün, her gün farklı bir menü sunduğu ve Türkiye'yi biraz kafasını karıştırdığı da çok açık ortada. Biliyorsunuz Amerika Başkanı Trump gelmiş en ilginç başkandır. Geçen dedi ki biz Suriye'den çekileceğiz dedi. Burada bir heyecan oldu. Dedik ki çekiliyor falan ne iyi. Fakat bir baktık ki Pentagon bölgeye daha fazla silah ve daha fazla yardım yollama peşinde. Bunu da açıkladılar. Böyle bir garip bir şeyler oluyor da. Bu arada Macron çıktı birdenbire piyasaya. Daha önce Avrupa'da Türkiye'nin en yakın dostuymuş gibi davranan ve Avrupa'da herhalde Avrupa ile Almanya ve özellikle Belçika ve Hollanda ile sorun yaşadığımız dönemde Türkiye'nin Avrupa'daki tek dostu gibi görünen Macron birdenbire YPG, üst düzey YPG yöneticilerini Elize Sarayı'nda ağırladı. Kapının önü beraber poz falan da verdiler. Ve dedi ki biz YPG'yi destekliyoruz, biz de belki bölgeye asker yollayabiliriz dedi. Hayda ne oluyor dedik biz bir kez daha. Ve bugün Putin geldi. Şu anda tutarlı olarak iyi ilişkimizin olduğu tek ülke Rusya. Rusya'yla bugün bir kez daha bu ilişki teyit edildi. Hatta biraz önce çok önemli bir açıklama yapıldı. Amerika ile Türkiye arasında yeni bir kriz yaratan ve giderek de tırmanan S-400 füzelerinin Rusya'dan alınmasıyla ilgili kararda geri adım mı atılacak, Türkiye almayacak mı falan derken bu Volkan Bozkır'ın ziyareti sırası ve sonrasında Putin bugün dedi ki S-400'lerin Türkiye'ye teslimatını öne çekebiliriz, bu konuda anlaşmaya vardık dedi. Bu da yeni bir gelişme olarak karşımızda ve bu akşam bunları 3 değerli konukla ele alacağız. Emekli Büyükelçi ve Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı oldular bir süre önce. Sayın Ünal Çeviköz burada. Emekli Tümgeneral Ahmet Yavuz burada. Ve Alşark Forum Araştırma Direktörü Sayın Galip Dalay burada. Galip Bey, siz de ilk defa yapıyorsunuz programı öyle değil mi? Evet. Hoş geldiniz. Hoş o yüzden teke tek bir alışkanlıktır. Bundan sonra sık sık bekleriz. değil mi? Evet. Hocam. Madem yeni geldiniz siz de başlayalım. Bu ilk sefer olmanın şeyini normalde yaş sırası yapıyorduk ama bu kez yeni gelmiş olmanın şeyiyle önceliğini kullandıralım size. Amerika ne yapmak istiyor? Ben merak ediyorum. Yani Putin diyorum. Trump ne diyor? Trump'tan sonra Pentagon ne diyor? Buradaki tezgah nedir? Bunun Suriye'de sahaya yansıması nasıl olur? Ne olmalıdır? Ya açıkçası hani Amerika'da bütünlüklü bir politika arayışına değilim. Amerika'daki farklı kurumlara bakıyorum. Başkanın öte kurum mu var Amerika'da? Yani başkanın ötesinde normalde en son karar verici başkan. Fakat bu son dönemlerde Amerika'daki diğer kurumlar, özellikle Dışişleri Bakanlığı gibi diğer kurumların o ölçekte iddialı olmamasının bir sonucu olarak Orta Doğu'da askerin bir fiil sahada olduğu alanlarda Pentagon'un, işte CENTCOM'un ana karar verdiğini defaatla gördük. Çünkü zaten yazımda da hani bunu belirtmiştim. Evet, başkan böyle bir açıklama yaptı ama Amerika'da sadece Memmiş'te değil, Suriye'de sadece Memmiş'te değil, Suriye'deki diğer bütün Amerika'nın üstlerinde bir askeri artım olduğuna şahit oluyoruz. Mesela Tanaf bölgesinde bu özellikle Suriye, Ürdün ve Irak üçgenine dönüşen oradaki Tanaf bölgesinde bir askeri artırım olduğunu görüyoruz. İşte bugün CNN International'ın dün bir haberi düştü medyaya. Amerika'da 2000 civarında tekrardan bir askeri artırım noktasında. Evet. Bugün Anadolu Ajansı yine Memmiş'te iki üs kurduklarına dair. Yani dolayısıyla biz Memmiş'ten çekilmelerini beklerken üs kurdukları ortaya çıktı. Ya Memmiş'te zaten çekilmelerini biz de beklemiyorduk. Açıkçası Memmiş'teki mantık şuydu. Amerika ile orada SDG, VT, YPG çekilsin. Türkiye ile Amerika ortak bir gözlem noktası oluştursun. Dolayısıyla Amerika'nın tamamıyla Memmiş'ten çekilmesini Türkiye de talep etmiyordu. Amerikalılar da bugüne kadar zaten böyle bir şey de bulunmamıştı. Yani Trump'ın bu söylemi biraz sürpriz oldu. Bugüne kadar Amerikalıların tutturduğu noktanın biraz daha ötesinde. Bu nedenle de evet, Trump en nihayetinde Amerika'da en son karar mercini oluşturuyor. Başkan bu iradeyi ortaya koyarsa da bu, yani çekilme iradesini güçlü bir şekilde ortaya koyarsa da bunu çekebilme kapasitesi normalde var. Teorik olarak var. En nihayetinde benim yanlış hatırlamıyorsam zaten Suriye'de
Şu anda Amerikan askerleri başkanın iradesiyle orada duruyor. Bir kongre kararıyla durmuyor. Dolayısıyla başkan istediği takdirde bunu çıkarabilir. Ama kurumlar... ödenekler kongreden geçiyor. Evet. Tabii tabii. Ödenekler kongreden ödenekler, geçiyor. Evet. Ödenekler kongreden geçiyor. Fakat şu ana kadar bizim işte deneyimimiz, Suriye'de elde ettiğimiz artık birkaç yıllık bir deneyim oluştu. Burada biz başkanın dediğini de önemsemek durumundayız. Fakat asıl CENTCOM ve Pentagon'a bakmak durumundayız. Orada da tam tersi bir hazırlık var. Evet. Yani sadece Suriye bağlamından değil, Suriye'yi genel bir bölgesel politika içerisine yerleştiriyorlar. Burada İran makasını, buradaki İran'ın dengeleme stratejisinin bir parçası olarak kısmı ölçerek, bu kendi oluşturulan nüfus alanını Rusya'ya veya da rejime kaptırmamanın bir parçası olarak da Suriye sahasındaki varlıklarını, askeri varlığını daha fazla artırmak isteyen bir Amerika var. Bu nedenle de Türkiye muhtemelen bir strateji geliştirirken Pentagon'un gözünün içine daha fazla bakmak zorunda kalacak gibi gözüküyor. Yani Türkiye başkanın sözüne değil de savunma bakanının sözüne mi daha çok itimat etmeli? Ve bu Trump yani akşam mesela içip içip tweet mi atıyor? Veyahut da karısı ya Donald şu Suriye'den çekilelim artık falan diyor da bu da peki yavrum seni mi kıracağım deyip tweet mi atıyor? Böyle bir şey olabilir mi? Yani bugüne kadar birçok dediğinde yapabilen bir başkandan da bahsediyoruz. Yani bu bütün söyledikleri evet. Anlamsız diye bir başkan yok. Hani bu işte Müslümanlara getirilen yasak kısmından diyelim. Ticaret yasakları şundan. Evet bunlar. Bunların hepsini yapan. Ama Suriye sahasında sistematik olarak Trump söylediği söylemden sonra CENTCOM ne zaman farklı bir irade ortaya koymuşsa genellikle CENTCOM'un veya da Pentagon'un evet. politikası galip geldi. Bu nedenle de hani Trump'ı yok sayamayız. Zaten hani Türkiye'de Cumhurbaşkanı'nın muadili Trump. Dolayısıyla bunlar zaten o ölçekte görüşmeleri yapacaklar. Ama hala Türkiye'nin Suriye sahasında anlamlı veya da daha öngörülebilir bir politika götürebilmesi için Amerikalılarla sanki Pentagon merkezli bir siyaset güdülmesi gerekiyor. İlginç. Peki bir de şimdi YBŞ çıktı başımıza. Sincar'da yeni bir örgüt. Bu YBŞ nedir? YBŞ bu ezidi... Bana şekerleri hatırlatıyor. Bu ne nedir? Katkılı şekerleri hatırlatıyor. Çünkü Mısır'dan yapılan NBŞ gibi. Bu da YBŞ. Yani ezidilerden müteşekkil. İşte PKK'nın oluşturduğu. Bunlar aynı zamanda Irak'ta bahsettiğimiz Haşi Şabi yapılanmasının da bir parçasını oluşturuyorlardı. Fakat PKK'nın vücuda getirdiği bir yapı. Peki Türkiye Sincar'da da bir operasyon yürütüyor. Bir tek Membiç dışında her yerde Türkiye'nin operasyon gücünü kullandığını görüyoruz. Yani oraya girmekten çekinmiyor. İşte Afrin'de oldu. Sonuçta PKK oradan çekilmek zorunda kaldı. Sincar'a girdi. Benzer bir tablo orada ortaya çıktı. Türkiye Membiç'te niye böyle bir yaklaşım içerisine girmiyor? Çünkü Membiç'te Amerikalılar var. Hani biz Afrin'e nasıl gittik? Afrin'de biz Ruslarla bir anlaşma yapalım. Evet. Fırat Kalkanı bölgesi anlaşmamızla, yani Fırat Kalkanı hareketini de Ruslarla anlaşarak yaptık. Ruslara rağmen yaptığımız bir hareket değildi. Benzer evet. şekilde Afrin'de hani Afrin'de hava üstünü kullanabilmemiz, hava gücünü kullanabilmemiz Ruslarla yaptığımız bir anlaşmanın neticesiydi. Burada da Amerikalılarla bir anlaşma gütmemiz gerekiyor. Çünkü Membiç'te. Membiç'te evet. Membiç'te de Amerikalılarla bir anlaşmaya varmaya çalışıyoruz. En nihayetinde bir fiil orada Amerika var. Biz nasıl ki Afrin'de Ruslarla çatışmak gibi bir strateji gütmediyse muhtemelen Membiç'te de Amerikalılarla çatışmak gibi bir strateji gütmeyeceğiz. Ama Türkiye'nin zaten çatışmaya girmeden de Amerikalılarla pazarlık yapabileceği epey başka bir eleman... Ne var mesela başka? Yani şu anda özellikle Amerikalılar eğer İran'ı dengeleme ve Rusya'ya karşı işte yeni bir politika ortaya koymak istiyorlarsa... Burada Türkiye'ye olan ihtiyaçları eski oranla daha da fazla olacaktır. Yani bugün İran'ı sahici bir şekilde bölgede dengelemek isteyen bir Amerika'nın Türkiye'yi tamamıyla göz ardı edebilmesi, Türkiye'yi dışlaması bana pek olası gelmiyor. Yani hatta ondan bir adım daha da ileriye gidelim. Bundan 2 yıl önceydi sanırsam hocam benden daha iyi bilir. Bu NATO'nun Varşova'daki toplantısının sonuç bildirgesinde bu tehditler 2016. bölümü... 2016. Bu tehditler kısmında işte... uzun bir hani şey vardı, sonuç bildirgesi. Şimdi 57 kere Rusya vurgusu vardı. 34 kere Ukrayna vurgusu vardı. Sanırsam 17 kez o zaman DAEŞ, IŞİD vurgusu vardı. 9-10 kere de Suriye vurgusu vardı o dönemde. Şimdi bunların hepsinde Türkiye'nin merkezi bir konumu var. Yani bütün bu tehdit algıları, eğer bu NATO'nun tehdit algılarını buralar oluşturuyorlarsa, ki eğer sonuç bildirgesi bunu yansıttığına göre yansıtıyor demektir. Bütün bunların hepsinde Türkiye'nin son derece önemli bir rolü var.
Dolayısıyla da Türkiye'nin Amerika ile pazarlık yapabilecek Membiç için bir başka kartlar olduğunu düşünüyorum. Ve benim şahsi kanaatim Membiç'te çok da zorlu bir pazarlık olacak gibi gözükmüyor. Membiç'ten ziyade bu Membiç pazarlığının içerisinde yer alacağı paket programı bizi zorlayabilir. Ne o paket programı? Yani bu paket programı muhtemelen İran'da olacaktır. Bu paket programı muhtemelen Rusya'da olacaktır. Bu paket programında bazı ikili ilişkilerdeki başka başlıklar da olacak. Bu paket programında Fırat'ın... Bu ikili ilişkilere de müdahale olacak o paket programda. Yani Amerikan tarafı bunu muhtemelen isteyecektir yani bu paket programında ve Fırat'ın doğusu da olacaktır bu paket programında. Hani bu Membiç meselesi sadece Türk ve Amerikan tarafının bir araya gelip sadece Membiç merkezli tek mesele başlıklı yapacaklar bir anlaşma gibi gözükmüyor. Amerikalar Membiç anlaşmasını öyle görünüyor ki bir paket programı içerisine koyacaklar. Bu paket programı içerisinde belki Amerika'daki bazı bizim işte Türkiye'nin son dönemlerde rahatsız olduğu bazı gelişmeler de olabilir. İşte bu Cumhurbaşkanı'nın korumalarıyla alakalı dava olmak üzere. Bütün bu paket programı üzerinde bir muhtemelen bir pazarlık olacak. Şimdi bu paket programının içerisinde özellikle İran'a yönelik. Şimdi Türkiye evet İran'ın yakın coğrafyasındaki aktivitelerinden rahatsız ama Türkiye Suudi Arabistan veyahut da İsrail'in bölgede İran'ın dengelemesini istediği bir şekilde İran'a yönelik bir siyaset gütmek istemez. Yani İran'da rejim değişimi politikasının da parçası olmak istemez Türkiye'de. İran'a herhangi bir askeri planın da parçası olmak istemez. Yani İran dengelemesini ister. Fakat bu dengeleme ne pahasına olursa olsun siyasetiyle yapmak istemez. Şimdi bu denklemde Türkiye ile Amerika nasıl bir orta yolu bulabilir? Oradan emin değilim. İkincisi de Rusya'ya karşı Türkiye'nin hani bir muhtemelen bir tutum takınmasını Batı isteyecektir. Ama Türkiye ile Rusya arasındaki ilişkilerin mahiyetine baktığımızda özellikle Suriye'nin kuzeybatısında Türkiye'nin bugün yaptığı operasyonlarda çok ciddi manada Rusya'nın desteğine olan ihtiyacı ortaya çıktığında Türkiye bu konuda da ne yapabilir açıkçası emin değilim. Bir sürü de ticari ilişki var şimdi. Nükleer santrali de kuruyorlar. Türkiye ile çok ciddi ticari ilişkileri var. Bizim en önemli enerji kaynağımız. İşte bu Galip neden... Bey bir şey dikkatimi çekiyor şimdi. Buyur. Amerika'nın belki daha ileride konuşulur ama tam bu noktada sormak istedim yani. Tabii. Kafamı da kurcalayan bir konu. Amerika İran'la mücadelesini İran toprakları üzerine taşımak ister mi? Taşır mı? Başarılı olma ihtimali var mı? Yoksa Amerika'nın yakın vadedeki politikası ağırlıklı olarak İran'la hesaplaşmayı Suriye toprakları üzerinde yapmaya mı? Lübnan. Yani benim gördüğüm sizin gibi ben hani görüyorum İran'la en azından makul bir yönetim. Şunun için sordum bunu, gördüm dediğiniz için devam edeyim müsaade ederseniz. Türkiye ile Amerika'nın politikalarında da burada bir paralellik bir bakıma ortaya çıkıyor. Yani bir zemin ortaya çıkıyor. Bu tehlikeli bir şey aslında ama bir zemin ortaya çıkıyor. Türkiye, ben hani onun için dedim. Türkiye İran'ı kısmı için dengelemek ister ama burada metot da çok önemli. Yani burada İran'da, şimdi Amerika'da işte Bolton geldi. Son derece şahane. Pompeo evet. Var. Ve bunlar son derece açık bir şekilde İran'da rejim değişimini dillendiren aktörlerden bahsediyoruz. Şimdi eğer Amerika İran'ı dengelemeyi rejim değişimi üzerine kurarsa bu Türkiye'nin son derece kaygılanacağı bir siyaset olur. Ve kaygılanması gereken bir siyaset olur. Yani Irak deneyimi ortada, İran bize getirdi maliyet ortada, İran'la Irak değil, İran Irak'tan kat be kat hem daha güçlü hem daha güçlü bir bölgesel network'e sahip. Bu nedenle sizin dediğinize katılıyorum. Amerika, İran'ın dengeleme stratejisini ilk başta İran'da değil, İran'ın bölgesel network'üne müdahale ederek. İşte Lübnan'da Hizbullah'a, işte Suriye'de tekrardan, mesela önümüzdeki dönemde tekrardan Esad'a yönelik bazı kararlar duyarsak şaşırmayalım. İşte Irak'ta mümkün mertebe... Nasıl kararlar mesela duyabileceğimiz? Yani mesela Amerika'da bir damar hala Esad'ı direkt bir şekilde, Ruslar da bunu dile getirdi. Hala Esad'ın yıkılması stratejisinde. Çünkü Amerika son birkaç yılda bilinçli, yani net bir şekilde Esad'ı yıkma stratejisi gütmedi. Ama 2013'te değiştirdi. Evet. 2013'te değiştirdi. Arap Baharı'nın bence kaderi önemli ölçüde 2013'te şekillendi. Yani Mısır darbesi, Suriye'de yasak silah kullanımına rağmen orada Amerika'nın rejime yönelik bir tavırda bulunmaması 3 aşağı 5 yukarı bir irade ortaya çıkardı. Ama Amerika'da hala bir damar güçlü bir şekilde bu Esad'ın yıkılabileceğini ve Amerika'nın Esad'a önceleyen bir Suriye siyaseti ortaya koyması gerektiğini, bunun da İran'ın bölgedeki kollarından birinin koparılması manası geleceğine dair güçlü bir
söylem geliştiren de bir kesim var. Eğer Amerika önümüzdeki dönem buna yönelirse Türkiye muhtemelen bu şeye yönelir. Yani benim gördüğüm hükümet bu politikaya tek başına hayır demez. Ama eğer bu politika yani İran'da rejim değişimine götürecek politika araçlarından bir tanesi ise bu Türkiye'nin kaygılanması gereken bir politika olur. Bu politika İran'daki rejim değişikliğini niye getirsin ki beraber? Yok şöyle, bu ilk başta İran'ı bölgedeki kollarını koparma, sonra da İran'a yönelme. Çünkü İran'da John Bolton'da, Pompeo'da birçok aktör İran'da rejim değişiminin yapılması gerektiğini açıktan söyleyen aktörler. Ama İran'a bir askeri müdahale yapabilecek halleri var mı? Benim şahsi kanaatim, hani buradaki şahsi kanaatim yok. Yani ama Amerika'nın bir çılgınlıkta bulunabilir mi? Kesinemiyoruz yani, bulunabilirler. Herhalde yani, o kadar da sapıtmışlardır. Yapsa Trump yapar herhalde. İşte onu diyorum. Yani. Trump gibi bir kurulu düzenlemiş birisi bir yapabilir ama yani bu Amerika'ya faydadan çok zarar getirir diye düşünüyorum. Şimdi ben burada aslında yapacağını zannetmiyorum. Hayır, burada aslında İran bağlamında verilecek başka mesajlar var. Bir kere her şeyden evvel şu Membiş konusunu tekrar isterseniz bir ele alalım. Ben Membiş'ten sonra Fırat'ın doğusunda Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye'ye herhangi bir şekilde bir müzakere imkanı tanıyacağını hiç zannetmiyorum. İşte bu nedenle. Yani o Fırat'ın doğusu tamamen benim ve orada ben hakimim. Oradaki işbirliğimi PYD ile YPG ile sürdürmeye devam edeceğim. Hatta Fırat'ın doğusundan kasıt sadece Suriye toprakları değil, Fırat'ın doğusunu aslında Suriye ve Irak bütünlüğü içinde görüyor Amerika Birleşik Devletleri. Evet. Dolayısıyla yani bir Kürt orada, bütünlüğü görüyor orada. Orada hem onu görüyor hem de o mücadeleyi İran'a karşı bir tür vekalet savaşıyla sürdürmeyi düşünüyor. Çünkü Irak'ta da mevcut İran milisleri var. Dolayısıyla onlarla yapacağı mücadelede PYD'den, YPG'den ciddi bir şekilde yararlanmayı umuyor. Şimdi bu siz ilk başta Trump'ın hani Suriye'den çekileceğiz demesinden başladınız. Yani Putin de zamanında Rusya için ben Suriye'den çekileceğim dedi. Arkasından göstermelik birkaç şey çekti, evet, unsur çekti. Ondan sonra tekrar arttırdı varlığını. Bunlar aslında daha ziyade iç politik tüketime yönelik söylenen ifadeler. İki boyutu var. Birincisi o konuşmayı Ohio'da yapıyordu zannediyorum. Ohio'da önemli bir partiyle ilgili bir toplantı sırasında yapıyordu ve Ohio'da kamuoyuna ve Amerikan halkına böyle bir mesaj verme ihtiyacı hissetti. Bu sene seçimler de var, kongrede yenileme seçimleri var. Dolayısıyla bu mesajı vermek için orada öyle bir konuşma yaptı. Ama hemen arkasından şunu da unutmamak lazım. 2019'un sonuna kadar Amerikan Kongresi tarafından Suriye'de kullanılacak olan bütçe geçmişti. Geçti, onayladı. Dolayısıyla YPG'ye ne kadar silah yardımı yapacağından tutun, oradaki işte Amerikan varlığını güçlendirmeye varana kadar bütün bunların hepsinin bütçesi tamamen onaylanmış vaziyette. Hemen arkasından zaten 200 kişilik Membiş'e bir kuvvet konuşlandırarak bunu da gösterdi. Dolayısıyla Trump'ın o sözü üzerinde aslında çok fazla durmak belki yanıltıcı olabilir. Bu içeriye dönük bir mesaj. Macron'unki de öyle. Macron'unki neden öyle? Macron'unki şundan dolayı öyle. Biliyorsunuz zaten yani Fransa'da sol daima Suriye'de Kürtlerin, yani bizim coğrafyamızda Suriye'de olsun, Irak'ta olsun, hatta Türkiye'nin kendi içinde olsun, daima Kürtlerin hamisi olmaya yapmıştır, gayret etmiştir. Evet. Yani Madame Mitterrand olayını hiç unutmayalım. Yani Madame Mitterrand, Mitterrand zamanında Cumhurbaşkanı Mitterrand'dan daha fazla kendini vakfetmişti. Ama ortada bir Kürt sevgilisi var onun. İşte öyle diyorlar. Şimdi bunun sebebi Hollanda'yı ziyaret ettiler ve Hollanda aslında şunu söylettiler. Suriye'deki Kürt kardeşlerimizi yalnız bırakmamalıyız lafını söylettiler. Şimdi bu da aslında Macron'un bu çıkışı yapmasına yol açtı. Dolayısıyla Macron aynı gelenekten ve aynı parti içinden gelen ve Cumhurbaşkanı seçilmiş bir kişi. Baktı ki Hollande'ın böyle bir söylemi var. Partinin böyle bir söylemi var. Buna sahip çıkmak gerektiğini düşündü ve arkasından da o da Suriye ile ilgili bir takım düşüncelerini paylaştı. Bundan evvel de Trump'la Macron arasında bir telefon görüşmesi olduğunu duyduk. Bunların da hepsi basına yansıdı. Orada da Trump'ın Macron'a Suriye'de Kürt meselesinin çözümünde ya da Suriye meselesinin ve Kürtlerle bağlantılı boyutunun çözümünde Türkiye'ye yardımcı olalım diye bir ifadesi olduğu basında yansıdı. Trump'ın Macron'a bunu söyledi. Yardımcı olmak böyle mi oluyor? Şimdi yardımcı olmayı tabii nasıl anladığını biz bilemeyiz. Ama asker göndereceğiz dediği hemen ertesinde yine askeri makamlar tarafından yalanlandı. Oraya asker falan göndereceği yok dendi. Yani bunların hepsini aslında üst düzeyde, Cumhurbaşkanı düzeyinde söylenen lafları biraz iç politikaya yönelik çıkışlar olarak almak lazım. O zaman
belki de Amerika Birleşik Devletleri'nin Suriye ve Irak bütününde hedefinin ne olduğunu irdelemek ve onu sorgulamak lazım. O da belki İran'la ilgili ama oradaki Kürt varlığını da daha sağlamlaştırarak ileride herhangi bir şekilde İran'la daha derin bir karşı karşıya gelme söz konusu olacaksa şimdi onlardan yararlanmak. Şimdi yine tekrarlamış, az önce yeni bu haber, çok taze, fırından sıcak çıkmış vaziyette. Amerika Başkanı Trump Suriye'den çekilmek istiyor diye bugün bir kez daha söylemiş az önce. Şimdi bunu nerede artık söylemiş giderek ciddi, nerede söylemiş arkadaşlar, var mı bilgi? Çekilme konusunu Savunma Bakanı'yla konuştum demiş. Savunma Bakanı'yla konuştum. Savunma Bakanı bunlar, demiş ki ya saçmalama Donald falan demiş. bunlar aslında yani Pentagon'un talepleri ya da beklentileri değil. Yine Cumhurbaşkanı'nın söylediği laflar. Bunlar belki de Kongre'ye verilen mesajlar. Yani en azından Kongre bundan sonra... Çünkü Amerikan varlığının Suriye'de sürmesi için bir gerekçeye ihtiyaç var. Kongre'nin bu gerekçesi mutlaka IŞİD'le mücadele. IŞİD'le mücadele yavaş yavaş artık önemini kaybetmeye başladı. Fırat'ın doğusunda ve Fırat Havzası boyunca güneye doğru ilerleyen yerde bir takım küçük cepler kaldı. IŞİD ancak o ceplerde mevcudiyetini sürdürüyor. Konvansiyonel düzeyde aslında IŞİD'in artık mağlup edildiği söyleniyor. Şimdi tamamen bir gerilla savaşı şeklinde ve bu cepler içinde sürdürüyor varlığını. İşte el yapımı bombalarından veya mayınlarından üstüne giden yok da oradan evet, fazla giden yani. Yok. Bunun onu orada gerekli enstrüman diye tutuyorlar. Bunun evet. Neticesidir ki Amerika Birleşik Devletleri'nde Savunma Bakanlığı'nın ve CENTCOM'un bu varlığı sürdürmek için bir gerekçeye ihtiyacı var. Suriye'den çekileceğim derken Amerikan askerlerini acaba nereye kaydıracak onu düşünmek lazım. Ben İran'a verilebilecek mesajlardan bir tanesinin de Kuzey Kore üzerinden olacağı kanaatindeyim. Çünkü ikisi de nükleer potansiyeli olan ve nükleer silah edinme ya da en azından Kuzey Kore'de böyle bir imkan var. İran'ın da böyle bir hevesi var. Eğer Kuzey orada Kore'ye... Orada nerede söylediğinin bilgisi geldi. Çok özür dilerim, lafınızı kestim. Baltık başkanları ile yaptığı toplantı sırasında söylemiş. Baltık başkanları. Yani Baltık başkanlarının da bunu söylemesinde ne maksat var? Ne maksat var ben anlamadım. Yine içeriye dönük bir mesaj bence. Askerlerimizi Meksika sınırında konuşlandırmak bizim için daha doğru bir hareket olur demiş. Bunun hiçbir manası yok. Hiç politika manası yok. Ben biraz farklı bakıyorum yani. Bilmiyorum Amerika'nın politikasında büyük değişiklik olacağını Paşam, ben de düşünmeyenlerden. Paşam isterseniz farklı bakışınızı şu reklam arasından sonra alayım mı? Daha iyi olur. Zıplayıp duruyor çünkü. Daha iyi olur. Evet Paşam, lafınızı kesmiştim. Kaldığımız yerden devam edebiliriz. Şimdi bu tabii bu konuları konuşurken biz az sayıda bilgiye fakat çok sayıda sezgiye dayalı olarak evet. Konuşuyoruz. Dolayısıyla bir okuma yaparken de sağlıklı olarak şudur budur demek mümkün değil. Yani bunu izleyicinin de bilmesinde fayda var. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki olayı tabii biz sadece Suriye ile ilgili işte bölgeyle ilgili politikalar açısından ele aldığımızda şunu görüyoruz ki buradan çıkması biraz önce Sayın Büyükelçim'in de bahsettiği gibi, Galip Bey'in de ifade ettiği gibi mümkün değil ve uzun erimli çabaları var burada. Geçmiş var çünkü burada. Gelecekte de burada olmayı düşünür diye düşünüyoruz. Yani öyle görüyoruz. Ama şöyle bir şey var. Yani Amerika'da Trump'ın iktidara gelmesinde Amerika'nın iç politik dengelerinin ve içerideki ekonomik kaygıların önemli bir rol oynadığını biliyoruz. Mesela benim Amerika'da yaşayan bir arkadaşım vardı. Bu seçimlerden önce geldi anlattı. Dedi ki abi hiç de iyi değil Amerika'da durum dedi. Özellikle bu otomobil fabrikalarının kapatılması işte bazı şehirlerde asfaltlar dökülemiyor artık dedi. Yani çok sıkıntılı bir noktaya geldi. Ve Trump dedi seçilebilir dedi. Ya ben de biraz o bilgiye dayalı olarak muhtemelen Trump seçilir çünkü böyle bir talep var demiştim. Hakikaten Trump seçildi yani bu benim Amerika seçimleri gecesi burada ben pek çok uzmanla iddiaya girdim Trump seçecek diye ve kazandım. Yani ben de 31 Ağustos akşamı Halk TV'de yayındaydım. Muhtemelen Trump kazanacaktır diye ifade ettim. Çünkü o veri bende etki oldu. Çünkü halkın şeyi yönelimi önemli. Ekonomik ve göstergelerle ilgili, refah düzeyiyle ilgili konu özellikle Amerikalıları çok ilgilendiriyor. Şimdi bu yakın zamanda bakıldığında küreselleşmenin karşı tepkilerini görmeye başladık. Yani bunlar hem bölgede görülüyor,
hem de dünya ölçeğinde görülüyor. Yani bu küreselleşmenin tamamen ortadan kalktığı anlamına gelmiyor ama mesela Amerika işte kapitalizmin kalesi, emperyalist bir ülke, çok ciddi şekilde iç ekonomik durumunu, üretimini artırıcı tedbirler alıyor. Mesela işte Çin'e karşı büyük bir kota sınırlaması getirdi. İşte, vergilerle ilgili bir takım düzenlemeler geldi. Tabii onun da Çin'in de ona karşı hamlesi başka bir şey oldu. Petrodoları çökertmek maksadıyla. Ama ben Trump'ın bu açıklamasını böyle adamın spontan sadece iç politikaya yönelik mesajlar vermek maksadıyla değil, gerçekten takip etmek istediği iç politikanın gereği olarak görüyorum. Birinci bacağı bu. Yani adam sıkışıp ekonomik olarak bir takım programlar açıkladı. Halkın refahına yönelik bu programın esasını o oluşturuyor. O adımlarla birlikte kafasını kurcalıyor bu Suriye konusu. Çünkü şunun da izahını muhtemelen yapamıyordur. Yani bir iş adamı olarak NATO ülkesiyiz. Türkiye'nin güneyindeyiz. Ve Türkiye'de çatışma noktasına kadar gelmiş bulunuyoruz. Yani bunu meşruiyet açısından savunulacak durumda da değil. Yani belki bunu örtülü politikalarla yapsa anlaşılabilir bir yanı var. Ama açık, 5000 tır dolusu silah getirildi. Gitti orada. Hani IŞİD'le mücadele esnasında da bunun meşruiyeti vardı. Fakat şimdi o da ortadan kalktı. Yani bunu insanların kendilerine ifade etmeleri bile zor bir durum. Ha, uzun vadeli bölge politikalarında tamamen size katılıyorum. Buradan çıkmaması gerekiyor. Bir de ayrıca yanlış bir bilgi vermek istemem ama Kongre'nin onayladığı 550 milyon doların dışında bir 200 milyon dolarlık paket vardı. Onu da reddetti. O insani yardımla ilgili. Evet, reddetti onu. Yani onu, yeniden yapılanma ile ilgili. Evet, yeniden yapılanma ile ilgili konuyu da reddetti. Yani Trump'ın bu konuda kendi büyük stratejisi açısından kafasında bir takım gelgitler var. Bu Amerikan politikasına da yansıyor. Bence hafife almamamız gerekir. Ama tabii ki Amerika'nın bölgedeki genel politikasına da aykırı bir durum ortaya çıkmış olur. Yani bu kadarını söyleyeyim ben sadece bu konuyla ilgili. Başka sorunuz varsa onlara da cevap veririm. Peki Ünal Bey, mesela şu Trump'ın kültürel background'ına baktığınız zaman böyle bir dünya lideri olacak bir yapısı var mı? Yok mu? Ya geçenlerde bir yabancı televizyon kanalında çok gençken, daha bu kadar meşhur olmamış bir haldeyken yapılmış bir mülakatının yayınını gördüm. Orada Amerika ile ilgili ve Amerika'nın geleceği ile ilgili bir takım tasavvurları var. Ve bir Amerikan başkanının nasıl olması gerektiğini tarif ediyor. Ancak mülakat yapılırken kendisine sizin herhangi bir şekilde böyle ileride Amerika'nın başkanı olmak gibi bir projeniz veya tasavvurunuz var mı diye sorulduğunda da hayır, ben bu beni aşacak kadar önemli bir görevdir diyor. Ama yani gençliğinden beri Amerika ile ilgilenmiş ve Amerika'nın geleceği hakkında bir takım fikirler üretmiş. Nasıl olması gerektiğini, Amerika'nın dünya ile ilgili projelerinin ne olması gerektiğini hep düşüne gelmiş. Yani aslında tabii ki Cumhuriyetçi Parti'den de partinin içinden gelen de bir geleneği yok. Amerika başkanlarına baktığınız zaman şimdiye kadar olan başkanlardaki gibi bir devlet tecrübesi yok. Ne bileyim, bir yerde bir valilik yapmamış, hiç senatörlük yapmamış. Tamamen iş dünyasından gelmiş. Bu bir ilk Amerika Birleşik Devletleri için. İşte onun için zaten hep bir CEO gibi Amerika'yı da yönetiyor. Ve o yüzden de daha ziyade bütün dış politika olaylarına veya Amerika'nın dünyadaki konumuyla ilgili değerlendirmelere bir kar zarar hesabı açısından biraz bakıyor. Evet. Tamamen bütçe açısından bakıyor. Burada da belki şu açıdan haklı. Çünkü son birkaç başkanın döneminde Amerika'nın kendi içine yapılan herhangi bir yatırım yok. Yani şimdi, sizin söylemiş olduğunuz işte asfalt dökülmemesi, evet, bütün bu şimdi bunu ben Amerikalı bir öğretim üyesiyle bir süre önce konuştum. Bana şöyle bir şey söylemiş. Doğru değil bilemem. Dedi ki Amerika'nın demir yolu altyapısı 1930'lardan. Evet. Elektrik altyapısı 1940'lardan.
Otoyol altyapısı 1950'lerden, havaalanı altyapısı 1970'lerden kalma. Doğru. Bizim dedi Çin seviyesinde bir altyapıya kavuşmamız için işte hızlı trenler, yollar, köprüler, şunlar bunlar. Amerika'nın dediği 100 trilyon dolar civarında bir para harcaması lazım. Evet. Şimdi işte Trump'a rahatsız. Bunu bana söyledi, 7-8 sene veya 10 sene olmuştur. Şimdi arkasından Trump geldi ve bunları söylemeye başladı. Tabii. Trump'ı rahatsız eden de bu. Çünkü Trump'ın oy potansiyeli daha ziyade orta kesimlerden evet. geliyor ve onlardan aldığı oylarla bir yerde başkan seçildi. O oy potansiyelini kaybetmek istemiyor. Hatta onu daha da genişletmek ve daha geniş bir platforma yaymak istiyor. Onun için bu senede senatoda yenileme seçimleri olacağından dolayı en azından o momentumu canlı tutmak istiyor. Çünkü 2020'de tekrar kazanmak istiyor. Bütün hedefi bu. Yalnız tabii bütün bu gelişmelerin yanı sıra şimdi yargılanmasıyla ilgili kararın da alınmış olduğunu unutmayalım. Ama o çok önemli bir dava değil biliyorsun. Yani bu FBI sorgulaması nereye varacak? Yarın öbür gün bu ne kadar gelişecek? Herhangi bir şekilde bir diye görevden azletme. Diye 4 senedir dolduruyor adam neredeyse. Görevden azletme konusu hiçbir zaman gündemden düşmüş değil. Düşmedi ama 2 senesi oldu. Konuşuyor. 2 senedir öyle ama... bu belki 4. senenin sonuna doğru yeniden seçilme olasılığıyla ilgili gündeme geldiğinde bu tartışmalar belki o zaman devreye sokulacak. Bunları şu anda bilmenin imkanı yok. Ama Trump'ın yani siz biraz evvel söylediniz ya, hani gece yarısı kalkıp da tweet atıyor. O tweetlerini daha ziyade sabah erken saatte atıyormuş. Sabah saat 6'dan itibaren tweetleri çıkıyor piyasaya. Ve o tweetlerinde neyi hedefleyeceği veya ne konuyla sabah kalkıyor yapacağı, karısına bir sarılmak istiyor, karısı defol git deyince bu tweete saldırıyor herhalde. Neden? Aklıma başka bir şey gelmiyor çünkü. Neden sinirlendiğini bilmiyor hiç kimse ama genellikle sabah zihin açıklığıyla tweetlerini atıyor ve bütün dünyayı karıştırıyor. Evet. Yani bütün şeyse yeni getirdiği, Amerika Birleşik Devletleri'ne yeni getirdiği. Yani Melania buna sabahları 100 verse bu tweete atılmayacak belki de. İşte artık akşamdan kalan bir sorun mu bu sabaha yansıyor? Sabaha gelen bir sorun mu bilmiyoruz. Siyasete buraya indirdim ya, ben hakikaten rezil oldum yani, tamam, neyse. Suudi Arabistan. Suudi Arabistan bölgede giderek farklı bir konum elde ediyor. Birincisi Türkiye karşıtı. İkincisi İsrail'le fazlasıyla iyi. Bu iyiliği uzun zamandır alttan alta götürürken bugün artık yüksek sesle sesleniyor. Hava sahalarını açtılar. İsrail'in devlet kurma hakkı vardır dediler. Ve Suudi Arabistan tamamen Amerika ve İsrail'le aynı eksene yerleşip Türkiye ve İran karşıtı üzerinden, yani eskiden Türkiye karşıtı bu kadar değildi, şimdi onu da iyice abartarak gitti ve bir de kendi içerisinde bir dönüşüm yapıyor. Son derece sevimsiz ve çirkin bir prensleri var ve kılıksız aynı zamanda. Geçen gün bir kıyafet giymişti, Allah muhafaza, gördünüz mü? O geleneksel kıyafeti değil mi? Değil. Bu Amerika'da ziyaret ediyor. Silikon Vali falan böyle birilerini geziyor. Sivil kıyafet mi? Sivil kıyafet giymiş. Altında bir tane blue jean. Paçaları 20 santim falan uzun, böyle bol alta sarkmış. Üstünde bir tane gömlek. Onun üstüne ceket giymiş. Ceket dizine kadar. Sanırsın ki hani böyle eskiden Türkiye fukarayken ilkokul öğrencilerine bir ceket alırlardı. 5. sınıfa kadar giysin diye biraz büyük gelirdi bir talebesine. Bu tam öyle bir ceket üstüne. Felaket bir pozisyonda. Ama konumuz o değil. Suudi Arabistan'ın niyetini, ne yapmak istiyor Suudi Arabistan? Buradaki bu oyunda niçin bu kadar agresif bir şekilde yer alıyor? Yani bir, hani Muhammed Bin Selman'ı içerideki ne yapmak istediği üzerine bir değerlendirmek lazım. Sonra ben hepsini paralel görüyorum aslında. Evet, sonra da zaten bölgede ne yapmak istiyor? Sizin de ifade ettiğiniz gibi bunlar birbirleriyle bağlantılı işler. Şimdi bir, içeride ne yapmak istiyor? İçeride aslında Suudi Arabistan'ın neredeyse siyasal sisteminin dönüşümüne şahit oluyoruz. Yani bu bizim dışarıda sandığımızın aksine Arap dünyasında bu monarşilerdeki krallar veyahut da prenslerin iktidar gücü Arap Cumhuriyetlerindeki başkanların iki kadar değil. Yani mesela Suudi Arabistan kralı hiçbir zaman Saddam kadar güçlü değildi. Veyahut da işte Kuveyt emiri hiçbir zaman işte Esad kadar güçlü değildi. Çünkü temelde burada sistem içerisi bir denge mekanizması. Aile dengesi var. Aynen. Akrabalar, kuzenler, Ailenin farklı işte kanatları var. Bu her bir farklı kanatın devlet içerisinde farklı organları yönetebilme potansiyeli vardı. Bu nedenle de birbirlerine karşı konumlandırılmış epey farklı aile kanatlarından bahsediyoruz. Mesela güvenlik boyutuna bakın Suudi Arabistan'ın. Bugüne kadar Suudi Arabistan'ın mesela güvenlik boyutu hiçbir zaman ailenin tek bir kanadının elinde olmadı. İşte bir muhafızlar vardı, işte bir savunma bakanlığı vardı, ordu vardı, işte İçişleri Bakanlığı vardı, istihbarat vardı. Ve bunların hepsi ailenin farklı kolları tarafından yönetiliyordu. Şimdi Muhammed Bin Selman ilk bunları Beyel'de toplamaya başladı galiba. Evet, Muhammed Bin Selman ilk defa konsensüsle yönetilen bir monarşik sistemden ziyade tabiri ise bir monarşik otokrasiye bir geçiş yapan bir aktör gibi gözüküyor.
Yani buradaki ailenin farklı dallarını budamaya başladı. Buduyor ve kendisine bağlı, sistem içerisinde daha önce anlamı olmayan bütün anlamları kendisine kurduğu ilişki üzerinde olan aktörleri sisteme taşıyor. Mesela atadığı aktörlere dikkat edin. Hepsi çok genç. Neredeyse evet. 32-33 yaşının üzerinde çıkıyor. Yani birdenbire 90'lık bir sistemden 30'luk bir sisteme geçti. Aynen. Bu da 50-60 attılar sokağa. Aynen. Bu da şunu ifade ediyor. Çünkü sistem içerisinde işte 60 yaşındaki, 50 yaşındaki bir aktörün artık kendisine ait bir tabanı oluşuyor. Çünkü işte kendisine ait uzun süre yönettiği bir kurum var demektir bu. Kendisine ait bir ilişki ağları vardır. Dolayısıyla sistemde kendisinin de taşıdığı ağırlığı var. Ama şimdi bunu bu şekilde gençleri taşıyarak, daha düne kadar işte hiçbir anlamı olmayan, sistemde tanınmayan aktörleri sistem içerisinde taşıyarak bu aktörlerin hepsinin sistem içerisinde tek anlamı kendisiyle olan ilişkiler üzerinden tanımlıyor. Yani siz bir nevi devşirme sistemi aynen, kuruyor. Aynen. Yani siz işte şu prensin veyahut da işte şu işte Kral Abdülaziz'in şu oğlunun torunu olduğunuz için değil, benle olan ilişkiniz üzerinden bakan oluyorsunuz, işte büyükelçi oluyorsunuz falan filan. Mesela Suda Washington'a yani diktatörlüğe doğru gidiyor yani. Evet, Washington'a otokrasinin çok klasik bir otokrasinin inşasını görüyoruz. Washington'a atadığın mesela kardeş 28 yaşında. Normalde Suudi Arabistan Washington Büyükelçiliği güçlü bir konu. Ve bugüne kadar ki mesela oraya atanan aktörlere baktığımızda işte Bandar mesela Suudi Arabistan sistemi içerisinde son derece bilinen bir aktör. İstihbarat başkanı falan. Evet, son derece güçlü aktörler oraya giderdi. Şimdi bir içeride bir iç konsolidasyon sağlamaya çalışıyor. Şimdi içeride bu iç konsolidasyonu sağlayınca iki şeyle bunu yapmaya çalışıyor. Bir, Suudi Arabistan'da toplumu kendi etrafında bir toplamak istiyor. Yani ilk defa sadece ailenin farklı kanatlarından ziyade toplumun direkt topluma hitap etmek istiyor. Orada reform falan ajandalarıyla, söylemleriyle bir gençlere hitap ediyor. Yani bugün işte Türkiye'de sürekli bu adamın işte kılıksızlığı veya da garabeti üzerine tartışıyoruz ama Suudi Arabistan'ın genç nüfusu içerisinde epey popüler olan bir adamdan bahsediyoruz. Aynen. Çünkü işte sistemi biraz daha normalleşmekten bahsediyor. Bir Dubai havası estirmeye evet, çalışıyor. Evet, bir Dubai havası estirmeye çalışıyor. İşte bir tatil bölgesi inşa etmeye çalışıyor. İşte kadınların araba kullanabildiği bir denklemde yeni bazı eğlence mekanlarının açılmasına. Maçlara gitmeye izin verdi. Evet, maçlara gitmeye izin verdi. Dolayısıyla Suudi Arabistan genç nüfusu içerisinde çok ciddi manada bir kısmına hitap edebiliyor bu şey. İkincisi, bu söylem, hani reform söylemi, kadınların işte araba kullanma gibi falan söylemler Batı'yla daha yakın bir ilişki kurabilmesine yol açıyor. Ya ben de aslında Batı'ya yakınım demek istiyor. Yani şimdi sizin kafadayım. İşte bunun birçok mesela aktör üzerinden duyduk. Mesela Tony Blair, Muhammed Bin Selman son dönemlerde Orta Doğu'nun sahip olduğu en iyi şanslarından biri olduğunu ifade etti. İşte Amerika'daki birçok işte Thomas Friedman falan gibi birçok medya organından evet bu adamı sevmeyebiliriz ama Suudi Arabistan'da başka kimsenin yapamayacağı reformları bu adam yapabilir. Saydığınız isimler hiç denetim makbul isimler değil aslında. Makbul değil ama makbul değil. Batı'da bir damarı ifade ediyor. Bu aynı aktörler mesela Tony Blair dediğimiz aktör aynı zamanda 2003 savaşından sonra da Orta Doğu'da yeni bir düzen gerekir söyleminin de şeylerinden de. Evet. Ana aktör. Ama yalancılığı yüzünden başka yani eyvallah yani bunun yalancılığı üzerinden hani böyle bir kriter kullanırsak birçok siyasetçi zaten elemiş oluruz ama bu bir damarı temsil ediyor. Güzel söylediniz. Yani bu ahlaki kurallar. Fakat şu var. Şu ana kadar dış politikada da bu çok ciddi manada müdahaleci bir şeyle içeride yine bir konsolidasyon sağlamaya çalıştı. Bu sadece iç politika yönelik değildi ama dış politikadaki izledi bu işte Yemen, Katar falan. Bu aynı zamanda kendisinin sahip olduğu bir bölgesel düzen, bölgesel dizaynın da parçasıydı. Burada 2-3 tane ayak var. Bir tanesi Suudi Arabistan'ın ben statü krizi diyorum. İran'la yaşadığı bir statü krizi var. Bölgede İran'ın çok ciddi manada güç kazandığını, buna mukabil kendilerinin işte Arap dünyasında Mısır zaten uzun süredir bu rolü oynayamıyor. Sünni Arap dünyasında doğal lideri olarak gören bir tarafı peki bu var. Gücü İran'a Amerika kazandırmadı mı? Daha doğrusu Obama kazandırmadı mı? Ya şöyle hani sadece Obama mı kazandırdı? Yok. O İran mesela gücünün bir kısmını Bush döneminde elde etti. Yani hani tabii, bu Irak müdahalesi, Irak müdahalesi sonrasında İran'ın şer eksenine dahil edildiği denklemde İran'ın Irak'ta kendi merkezli bir güç merkezinde inşa ettiği dönemde. Evet, yani 2003 savaşı. Dan sonrası. Bir, evet, 2003 savaşında bir Bush'un son derece İran'ı destekleyen, İran'ın karşısına alan son derece sert söylemlerine şahit olduk. Ama aynı dönem, aslında. Ama aynı dönemde İran, Irak'ta tarihinin en büyük imkanını elde etti.
Yani Irak'ta alternatif bir güvenlik modeli inşa etti. Şimdi Irak'ta mesela İran'ın inşa ettiği işte bu Haşhabi grupların tarihlerine bakalım. Bazıları çok eskiye gidiyor işte. Bedir 1982, aynı Hizbullah'ın kurulduğu yıl. Ama birçok organizasyon da 2003'ten sonra kuruldu. Bu Hazali'nin grubu 2006'da kuruldu falan filan. İran'ın Irak'ta paralel bir güvenlik mimarisi inşa ettiği dönem aslında büyük oranda Bush'un kendini şer eksenine dahil ettiği dönemde gerçekleşti. Şimdi bir Suudi Arabisi İran'la ilişkilerinde bir statü krizi yaşıyor. İran bölgede. Buna şeyi de eklemek ister misiniz? Bu ılımlı İslam modeliyle ilgili söylentiler. Çünkü yani İslam'la ilgili söylemleri de önemli. Tabii işte oraya da geleceğim. Şimdi bir İran'la yaşadığı ilişki üzerinden. İran'ın diyor ki ben buraya dengeleyeceğim diyor. Bunu da çok rahat ortak bulabiliyor. Bir İsrail'i buluyor. Trump yönetimini buluyor bu ortaklığı. İşte buraya işte Birleşik Arap Emirlikleri'ni katıyor. Yani ufak anlamsız da olsa Bahreyn'de hani bu şeyin içerisinde. Ve aynı zamanda Sünni dünyaya hitap etmek istiyor. İkincisi bölgede kendisini bir anti-İslami dalganın da başat aktörü olarak konumlandırıyor. Bunu şöyle yapıyor. Suudi Arabistan mı anti-İslami dalganın başında? Evet. Anti-İslamcı. Evet. Anti-siyasa İslamcı diyelim. Veya da Müslüman kardeşler tarzı siyasa İslamcı diyelim. Suudi Arabistan Birleşik Arap Emirlikleri. Şimdi burada iki şekilde yapıyor. Bir, daha ılımlı İslam söylemini, geçen de hatırlarsanız ılımlı İslam söylemini kullandı. Ve işte radikal İslam'ın bölgenin 1979'a geldiğini ifade etti. Buna iki tane anlamı var. 1979'da İran devrimi oldu. 1979'da o Büyük Mekke baskını var. Ve bu ikisini de Suudi Arabistan'a ait olmayan unsurlar olarak. Bunu söyle Vahabi bir aktör tabii. Yani evet. Son derece geleneksel Vahabi eğitiminden geçmiş bir aktörden bahsediyoruz. Ama şunu biliyor. Ilımlı İslam söylemi üzerine tekrardan hitap edebileceği batıda bir kitle var. Yani bir radikal İslam var. Suudi Arabistan'ın ılımlısından ne olacak? Yani hani kaynardan bir derece düşük onların ılımlı değil. Yani bir Türkiye olmuyor evet. ki. Zaten yani buna birinin sahip çıkması gerekiyor işte. Ama. Yani bu Müslüman kardeşler üzerinden işte Tunus'ta olsun, Mısır'da olsun denendi ve başarılı olamadı deniyor ise o zaman bunun da Suudi Arabistan'ı sürekli olarak Vahabizm ve siyasi İslam'ın radikalleşmesi konusunda bir suçlamayla karşı karşıya bırakıyorsa Suudi Arabistan'ın bunu da değiştirmesi gerekiyor. Çünkü biraz evvel Galip Hocam'ın söylediği batıyla yakın ve batıyla müttefik görüntüsünü sağlamlaştırmanın yolu bu. Onun için ılımlı İslam'a sahip çıkıyor ve bunu ancak bu bölgede ben temsil ederim diyor. Bir de geçmişte kendisine yöneltilen suçlamalar da var. Bizzat Amerika'nın yönlendiği. Hem Suudi hem de bugün... Suriye alanında bile çok suçlandı ya o konularla ilgili. Bir de kimi gayrimeşru ilan etmek istiyor. Şimdi ben ılımlıyım dediğinde bana karşı olanlar ise radikal söylemine. Şimdi Katar. Burada iki grubu sokuyor. Bir, örgüt olarak işte organizasyon olarak Müslüman kardeşleri bunu hemen hapsediyor. Yani bu radikalizm. İkincisi İran'ı hapsediyor. İran. Çünkü İran. Sadece Sünni İslam değil bir de Şii İslam şey yani Şii İslamcılığı. Katar'ın ve bu Müslüman kardeşlerin devamı olarak da işte Katar, Türkiye gibi ülkeleri de bu baskete sokuyor. Şimdi bunu zaten son dönemde Mısır'daki darbeden tutalım Katar operasyonuna, oradan tutalım işte hatta Hariri meselesinde birçok noktada gördük. Yani orada güçlü bir söylem inşa ediyor. Üçüncü olarak da bölgede tabiri caizse saatleri 2014 öncesine kurmak istiyor. Yani Arap Baharı'nın olmadığı denkleme. Yani orada yeni bir bölgesel düzen şey çıkarmak istiyor burada. Bu yeni bölgesel düzen de 3 aşağı 5 yukarı Arap Baharı öncesi düzene çok benziyor. İşte bunun damarlarına baktığımızda işte Suudi Arabistan merkezinde var, Birleşik Arap Emirlikleri var, Mısır var, Bahreyn var. İsrail'le son derece iyi ilişkiler içerisindeler ve Trump yönetimiyle de iyi ilişkiler içerisindeler. Bu hatta tekrardan bir bölgesel düzen şeyi var. Bu aktörlere baktığınızda mesela bölgede son derece agresif bir politika izliyorlar. Sadece İran'a karşı değil mesela Libya'da bugün Birleşik Arap Emirlikleri son derece ufak bir ülke olarak gördüğünüz Birleşik Arap Emirlikleri hem Mısır darbesine hem Libya'da son derece başat bir rol oynadı. İşte Tunus'un yaptığı açıklamaları görüyorsun. Yani Tunus'taki aktörler bize karşı bir darbe girişimi denemesi yapıldığını ifade ettiler. Dolayısıyla burada bir de bir bölgesel düzen inşası var. Peki bunların hepsini bir anda başarabilir mi? Valla eğer başarabilirse Muhammed Bin Selman yaşadığı sürece muhtemelen bölgenin en güçlü aktörlerinden biri olacak. Yani ama eğer çok mantıklı bir değerlendirme yapabileceksek bu ölçekte iddialı bir projeyi bu aktörün taşımaması gerekir. Bugüne kadar giriştiği bütün
projelerde o biraz Amerika'nın politikasıyla bağlantılı olarak ya yani orada kalacaktır diye. Ya İranlıların söylediği haklı bir söylem var. Mesela İranlıların hani birçok şeyini eleştiririm ama söylediği bir şey var. Güvenliği tamamıyla satın alamazsınız. Yani Suudi Arabistan bölgedeki düzeni de bölgesel kendi güvenliğini de satın almak istiyor. Ama şimdi bu insan malzemesiyle alakalı bir şey. Şimdi Yemen'de bugün Suudi Arabistan'ın sahip olmadığı ne askeri gerekçe var? Yani Amerikalılardan her türlü silahı alıyorlar. Silahı alıyorlar, füze alıyorlar, uçağı alıyor. Peki Yemen projesi nasıl bir proje oldu Suudi Arabistan? Çuvalladı. Katar krizini nasıl yönetebildiler? Yönetemediler. Hariri meselesi nasıl yönettiler? Yani ellerine yüzüne bulaştırdılar. Neredeyse el attıkları her konuda da başarısız olmuş bir aktörden bahsediyor. Bir tek Mısır'da darbeyi yaptılar. O da ortam uygundu onlar. Evet, orada hani bir... Ama onun da zemini vardı. Evet, zemini vardı. Çünkü ya, hani, yarı yarıya bölünmüş bir ortam vardı orada. Yani orada bölgesel şey çok daha... Galiba hafızanız iyi midir? Efendim? Hafızanız iyi midir? Normaldir. Efendim. Normalse yeter bize, bir 5 dakika reklaması vereceğim. Evet. Hafızanız iyidir inşallah. Yani orada dediğim gibi hani burada yeni bir bölgesel düzen inşa etmek istiyor. Fakat Suudi Arabistan'ın şöyle bir handikapı var. Siz networklerinizle, paranızla belli bir yere kadar gidebilirsiniz. Ama İran'a bölgede şöyle bir anımı anlatayım. Daha önce Almanya'da bir işte Orta Doğu'ya yönelik bir Westfalia denilen Cambridge Üniversitesi'nin yaptığı bir toplantıda Suudi Arabistanlı aktör işte konuştu. Suudi Arabistan'da yönetimde de gelen bir aktördü. İşte Suriye'de ne istiyorsunuz sorusuna biz Suriye'de şunu istiyoruz dedi. İran'ın Suriye'nin dışında olmasını istiyor. İran'ı çıkarmak istiyordu. Peki nasıl bir stratejiyle bunu yapmak istiyorsunuz sorusunda ise Amerikalılar bu konuda daha fazla irade ortaya koymalı. Şimdi eğer siz kendinizden ziyade Amerikalılar daha fazla irade ortaya koymalı, Suudi İsrailler daha fazla irade ortaya koymalı derseniz burada bölgesel bir düzen inşa etmeniz konusunda çok da parlak bir geleceğiniz yoktur demek. Zaten daha demin de konuştuğumuz gibi Yemen'e baktığınızda, işte Katar krizine baktığınızda, Hariri meselesine baktığınızda burada çok parlak bir görüntü ortaya çıkmıyor. Muhtemelen Suudi Arabistan'ın son dönemlerde attığı en akıllı adımlardan bir tanesi Irak'la ilişkileri düzeltme çabasıydı. Çünkü uzun bir sürede Irak direktmen İran'a devretmişlerdi. Fakat son dönemlerde işte Irak'ta belli ölçüde var olmaya çalışıyorlar. İşte Basra'da mesela ekonomik olarak var olmaya çalışıyorlar. Necef'e ulaşmaya çalışıyorlar. Eğer orada bir adım atabilirlerse bu yeni söylemleri biraz makuldü. Çünkü şöyle bir söylem kuruyorlar. Şiilikle İran'ı ayrıştıran bir söylem kullanıyorlar. Arap Şiiliğiyle özellikle. Arap Şiiliğinde Arap ortak kimliği üzerinden bir söylem kullanıyorlar. İran'ı ise Perslik üzerinden bir söylem kullanıyor. Ama daha düne kadar Arap Şiiliği ile İran'ı aynı kimlik, aynı söylemi içerisinde yerleştiriyorlardı. Böyle yapınca da bu İran'ın sahip olduğu dengeyi, İran'ın sahip olduğu bölgesel bloğu daha da tahkim ediyordu. Ama son dönemde şöyle bir resim ortaya çıkıyor. 3 tane blok var artık bölgede. Bir, bu Suudi Arabistan'ların sahip olduğu blok. Yani parçası olduğu Suudi Arabistan. Arap Emirlikleri. Evet, Suudi Arabistan, Arap Emirlikleri, Mısır, Bahreyn, İsrail ve Trump yönetimi. Burada işte dönem dönem Ürdün'ü biraz buraya taşıyor. Dönem dönem işte Lübnan'ın bir parçasını Hizbullah Lübnan'ı işte Suudi Arabistan bloğuna taşımak istiyor. Kuveyt'i ikna etmeye çalışıyor. Evet, Kuveyt'i ikna edemiyor ama. Evet. İşte. İkincisi bu İran merkezli bir blok var. Burada da işte merkezinde İran var ama hem devlet hem devlet dışı aktörler var. İran var, işte Esad rejimi var, Hizbullah var, işte Haşrabi grupları var. Kısmı ölçüde Irak merkezi hükümeti. Yemen'deki direnişçiler var. Yemen'deki Husiler var. Ama bölgede muhtemelen iç bütünlüğü en güçlü olan blok da bu blok. Üçüncüsü de daha bugüne artık bir blok görüntüsü fazla yok. Daha önce vardı Arapların ilk dönemlerinde. İşte Türkiye ile Katar'ın hani merkezinde olduğu Arapların destekleyen, siyasal İslam'la destekleyen blok. Bu üçüncü blok gittikçe bu ikisi arasında hani o bloklaşmada daha periferiye düştü bir dönem. Ama şu anda bu bloklaşmadan rahatsız olan da çok ciddi manada devlet kümeleri ortaya çıktı. İşte Kuveyt, Umman, işte Sudan, Ürdün kısmı ölçüde, Lübnan, Fas falan filan bir sürü devlet de bu bloklaşmadan rahatsız. Mesela benim gördüğüm son dönemlerde Türkiye sanki bu bloklaşmalardan açığa çıkan devletlerle ilişki kurmak istiyor. İşte Umman'a mesela epey bir... Peki Suudiler Türkiye'yi de bu kadar karşılar. Türkiye iki şekilde. Türkiye ilişkiye gelmeden evvel bu muazzam bir tahlil bir kere. Yani Suudi Arabistan'ı her türlü... 10 numara tahlil. Evet, kılcal damarlarına kadar gayet güzel tahlil etti Galip Hoca.
Bir ekleme yapmak isterim. Olaya tamamen sosyopolitik ve güvenlik açısından yaklaştık. Buna ekonomiyi de eklemek lazım. Doğru. Ekonomiyi şu açıdan eklemek lazım. Suudi Arabistan bir kere artık petrolün geleceğinin olmayacağını ve bir süre sonra petrole dayalı bir ekonominin sürdürülebilir olmayacağını keşfetmiş vaziyette. Bütçe dengeleri çok ciddi şekilde bozuk. Ve sürekli olarak da artık yabancı sermaye çekmek ve başka bir şekilde ekonomisini çeşitlendirmek ve bu şekilde bir kalkınma modeli geliştirmek istiyor. O Neom muydu projesi şey. Körfez'le ilgili yaptığı büyük proje. Ne kadar? Birkaç yüz milyar dolarlık bir büyük bir proje. 600 milyar dolarlık bir proje. Şimdi bunun için sermayesi var. Fakat teknolojinin ve bir miktar da olsa sermayenin yine batıdan geleceğini biliyor. Dolayısıyla bütün atılan adımlar batıyla olan şimdiye kadar bozuk ilişkileri veya en azından işte siyasal İslam konusunda, radikal İslam konusunda kendisine yöneltilen bazı suçlamaları ortadan kaldırmak ve batıyla bu bölgede daha uyumlu bir düzen kurabilmek ihtiyacı içinde. Bunun üzerinden ekonomisini çeşitlendirmek, ekonomik sıkıntılarını aşmak ve batı sermayesiyle, teknolojisiyle bütünleşmeyi burada sağlamak istiyor. Bunu ancak sürdürülebilir kıldığı takdirde bölgede önemli bir güç olabileceğinin farkında. Peki, yani bunu abi, eklemek isterim. Bu söylediğinizde şunu da eklemek herhalde yadırgatıcı olmaz. Galip Bey'e de sormak lazım. Bu işte ılımlı İslam kadınlara sağladığı yeni haklar, bunun içeride daha özgürlükçü bir yapının ortaya çıkması hem güvenliğini doğrudan etkileyebiliyor hem de kendisine zaman ve zemin kazandırmış oluyor. Çünkü ekonominin çeşitlendirilmesiyle insanların eğitimleri arasında da bir bağlantı var. Hı hı. Ve buradaki açılımın biraz bu perspektiften de ele alınması gerekiyor. Yani sosyolojik boyutu da öne çıkarmak. Yani, belki kafasında böyle bir plan var. Belki o Amerikalılar buna yol gösteriyorlar. Böyle yap diyorlar. Çünkü Arap Baharı'ndan da etkilenmeme ve telafi etme, bu tür şeyler bizde de olursa kaygıları da muhtemelen var diye düşünüyorum. İşte o Galip Hoca'nın söylediği genç nesile dayalı bir düzen kurma çabası da bundan kaynaklanıyor. Çünkü eğer bunu sağlayabildiği takdirde önümüzdeki 40 yılı kurtarmış olacak en azından. Yani o nesile dayalı bir sistemi geliştirdiği takdirde. O devlet yapılanmasında takdirde, dediğine ama katılıyorum ama onun da, bir de toplumla da beraber. Yani toplumla şey, da zaten beraber toplumsal bunu tabanı olmazsa üstünde kurduklarınız böyle kağıttan kaplan gibi dağılabiliyor. Bunu tabii Salman'ın aslında şunu okuduğunu düşünüyorum. Birinci Körfez Savaşı ve arkasından da Irak'a müdahale. Bütün bunların hepsi Suudi Arabistan'ı biraz Amerika'ya daha fazla teşhir etti. Amerikan askerlerinin gelip orada konuşlanması, Irak'tan gelen füzelerin Suudi Arabistan'a düşmesi ve bütün bunların sonucunda bir şekilde de bu dijital devrim ve iletişim devriminin de beraber gerçekleşmesi Suudi Arabistan'ın yavaş yavaş dünyaya daha fazla açılmasına yol açtı. Bunun sonucunda genç nesil eğitimle birlikte aslında Suudi Arabistan'daki sıkıntıları daha fazla görmeye başladılar. Salman'ın aslında çare bulmak istediği bu yeni nesli bir şekilde kendi yanına çekmek ve onun üzerine toplumsal bir tabana dayalı bir şekilde yeni bir kalkınma ya da kalkınma demeyelim en azından bir ileriye dönük bir düzen oluşturma çabası. Galiba bir de iletişim, evet. Bir de iletişim tabii dünyanın her tarafında artık insanlar diğer bölgelerde neler olduğundan da haberdar oluyor. Ama ben yine de hala Suudi Arabistan'ın bu denli Türkiye'ye karşıtı olmasını anlamış değilim. Şundan hani bence hani İran ve Türkiye farklı gerekçelerle olsa da aslında bazı benzer bir mantık da var ikisinin karşıtlığının. İran'da bir statü krizi yaşıyor yani benim şahsi kanaatim. İkincisi İran aynı zamanda bir siyasi Şiiciliğin diyelim. Hani siyasi Şiiciliğin iktidar olmuş halini olarak görüyor. Türkiye'yi üç düzlemde bence değerlendirmek lazım. Birincisi Arap Baharı dalgasını şey yapalım. Yani Suudi Arabistan Arap Baharı'nda Müslüman Kardeşler Örgütü'nden bir hayati tehlike görürler. Ve Türkiye'yi bu desek iyi yüz olarak görüyor. Ve buradaki Müslüman Kardeşler paket programının dahilinde Katar'ı da Türkiye'yi de okudular. Evet. Çok haklısınız. Şimdi Türkiye'nin Suriye ilişkileri, Türkiye'nin Mısır ilişkileri de bu söylediğiniz eksende yürütüldüğü için doğal olarak karşısında konumlanmış oldu. Ya şöyle bir de şu var hani şimdi mesela Arap Baharı'na baktığımızda o dönemde 2012 falan o zaman işte
Londra'daydım. Neredeyse bütün toplantılarda hocam da herhalde aynı dönemde biz LSE'de ağırladık da zaman bu. O dönemde katıldığımız bütün toplantılarda şöyle bir yargı vardı. Arap Baharı'nın işte 2011-2012 ile Türkiye net kazananı, İran net kaybedeni şeklinde bir yargı oluştu. Öyle bir algı vardı, evet. Evet, yani 2013'ten sonra da tam tersi bir dalga oluştu. Şimdi burada bu sadece bölgesel ülkeler üzerinden de okumamak lazım. O dönemki Batı'nın genel tahayyülü üzerinden de okumak lazım. Şimdi hayır, mesela, zaten hiçbir şey diğer başka şeyden bağımsız değil. Yani mesela, hepsini birlikte okumak lazım. Amerika Esad rejimini Türkiye'den daha önce gayrimeşru ilan etti. Evet. Ve Türkiye'ye baskı yapıyordu. Hani neden işte bir an evvel bunu gayrimeşru ilan etmiyorsunuz diye. İşte Avrupa'da mesela Esad yönetimine yönelik daha erken dönemde bunu işte suçlayıcı, bunu mahkum edici bir söylem. Fakat şöyle bir çelişki yok mu Galip Bey? Şimdi Suudi Arabistan'da Amerika ile birlikte Suriye'deki rejimin değiştirilmesinden yana tavır koydu. Farklı gerekçe olsa bile orada Müslüman kardeşlerin bir anlamda yanında yer almış oldu. Bir anlamda diyorum, çünkü bütünüyle onu desteklediği anlamında değil. Yani böyle bir şeyi bir ucundan tuttuğunuz zaman sonuna kadar götüremiyorsunuz. Çünkü başka bir çelişki onu bir yerde kesiyor. Bu Suriye'deki durum biraz böyle. Çünkü Suriye'deki esas muhalefet Müslüman kardeşler muhalefeti. Evet. Çok eski. Yani yakın bir zaman tarihi. Suriye'ye demokrasi gelmesi demek, Suriye'de Müslüman kardeşlerin iktidar olması demek. Ama ben o konuda biraz farklılaştım. Müslüman kardeşler Suriye'de hiçbir zaman o kadar güçlü olmadı bence. Hayır, yani çok benim güçlü oldu demiyorum. Ama başka muhalefetin yoktu. Muhalefetin odağını oluşturdu, onu söylemek istiyorum. Suriye'de mesela Tunus'ta da hani ilk başta çok ciddi manada örgütlü bir aktörden bahsetmiyorduk. Yani Suriye'de benim şahsi kanalımda... Tunus'un belli bir muhalif altyapısı vardı. Bir kısmı yurt dışında, bir kısmı yurt içinde olmak tabii, üzere. Tabii çok farklıydı Suriye'de yani. Suriye'de çok biraz benzer bir hani bu Fransızlarla geliştiği o tarihsel bağlar, işte mesela Suriye'nin içerisindeki Batı ile entegre bir eğitimli kesim de vardı. Evet. Tabii. Dolayısıyla bunu da yok saymamak lazım. Benim şahsi kanaatim, mesela Mısır'da Müslüman kardeşler örgütlü bir güç olarak çok daha tabii esas orada örgütlü. Ki orada bile yeterli güç olmadı. Merkezi orası. Kuruluş yeri hani 1928'de Hasan Ebenna burada kurdu zaten. Kutubun değil mi yani? Hasan Ebenna. Şeydi. Ama Suriye'de şahsi kanaatim mesela Müslüman kardeşler aktörler arasında bir aktördü ama the aktör değildi. Yani orada Müslüman kardeşler hiçbir zaman Suriye'de siyasal oradaki muhalefeti domine edebilecek güçler hiçbir zaman olmadı şeyde. Orada bir sürü başka irili ufaklı farklı gruplar vardı ama hiçbiri de o kadar örgütlü değildi. Dolayısıyla mesela Suudi Arabistan Suriye'de Müslüman kardeşleri hiçbir zaman desteklemedi. Desteklediği aktörler daha Selefi gruplar zikredi. İşte Ceyşül İslam hani hala bugün Suudi Arabistan'la ilişkili gayet. Bunlar daha Selefi. Yani ilginç bir şekilde mesela bugün Müslüman kardeşler karşıtlığı ortaya koyan ülkeler daha radikal İslami gruplarla destekliyorlardı. Doğru. Hani doğru. Mısır'a baktığımızda İhvan'a karşı çıkan Suudi Arabistan'ın Selefi Nur Partisi ile iş tuttu. Yani orada şu yok, hani siyasa İslam karşısında duran Suudi Arabistan farklı bir şey ortaya koymuyordu. Çok daha radikal bir grup. Yani Vahabi bir ülkeden bahsediyoruz. Yani bugün Muhammed bin Selman dediğimiz aktör son derece Vahabi geleneğin ürünü olan bir aktörden bahsediyoruz. Yani bu nedenle oradaki hani Müslüman kardeşler biraz bir obsesyona dönüştü. Yani hem bölgede hem batıda. Mesela ben Birleşik Arap Emirlikleri'nin obsesyonu anlayabilmiş değilim. Yani Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki Müslüman kardeşlerin ürünü olan partinin bütün üye sayısı 1000 yok yani. 500-600 ancak var ıslah partisi. Peki bu obsesyonun dönüşmesinde Türkiye'nin Müslüman kardeşleri fazla ön plana çıkaran politikaları da etkili olmadı mı biraz? Ya sadece Türkiye'de ben bölgesel dalgayı çok görüyorum. Hani bölgede çok kısa sürede 2-3 ülkede iktidarın değiştiğini gördüler. Evet. Yani bu bölgede siyasal psikoloji için çok önemli bir şeydi. Çünkü bölgedeki insanlar siyasal psikoloji Arap Baharı'na kadar o bölgedeki yönetimini kısmı ölçüde kader olarak gören bir yaklaşım. Evet. Tabii her ülkedeki değişmeden ziyade en çok Mısır etkiledi. Mısır. İşte Libya'da iktidar düştü, Mısır'da işte iktidar düştü, Tunus'ta düştü ve mesela Kral Abdullah'ın hani ben şunu dediğini biliyorum bir dönem Katar emirine, o dalga Körfez'e de gelecek. İşte El Cezire niye bu kadar rol alıyor şeyini? Bu dalga Körfez'e de gelecek. Çünkü bu bir hani bu birden
kar topu gibi büyüyen bir dalgaydı. Dolayısıyla hiç kimse bunun kime artık geleceğini, işte Yemen'e geldi, Libya'ya geldi, işte Tunus'a geldi, işte Fas'ta baş göstermeye başladı. Bahreyn'de, hani Bahreyn'de iktidar niye düşmedi? Bunun sebebi çünkü Suudi Arabistan ve Körfez'in diğer ülkeleri işgal ettiler Bahreyn'i. Yani işgalle durdurdular. Umman'da protestolar olmaya başladı. Dolayısıyla bütün bu aktörler ve bir de işte Batı, hani Arap Baharı'nın ilk dönemlerinde güçlü bir destek koydu. Türkiye son derece güçlü bir desteğini ortaya koydu. Bu bütün ülkelerde, bütün o otoriter yönetimlerde kaygıların daha da depreşmesine yol açtı. Yani o Arap Baharı'nı 2011-2012 düşündüğümüzde... Peki o zaman mesela Batı nasıl oldu da Mısır'da Arap Baharı'nın tam tersine dönmesine de yeşil ışık yaktı, darbeyi destekledi neredeyse? Yani ben şöyle okuyorum, hani yanlış da olabilir. Batı bir dönem mesela Arap Baharı'nı işte bu demokratikleşme kavramı üzerine okurken 2012'den itibaren İslamcılaşma kavramı üzerine okumaya başladı. Yani Türkiye'de biz Arap Baharı, işte özellikle Arap Baharı'nı destekleyen hani kesimli olarak bu demokratikleşme kavramı, yani ben şahsi kanaatim mesela Arap Baharı'nın geç kalınmış bir hareket olarak görüyorum ve hala bölgede bu değişim dalgası bir şekilde başarıya ulaşması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü aksi takdirde mevcut model sürdürülebilir değil. Ama biz bunu işte Türkiye'de bir dönem hala demokratikleşme kavramı üzerinde okurken Batı'da ise İslamcılar geliyor kavramı üzerinde daha fazla okunmaya başladı. Bence bu İslamcılar geliyor kavramı Batı'daki desteğin veyahut da Batı'daki işte Arap Baharı pozitif bakışı, pozitif bakışın azalmasına çok ciddi manada bir faktör oynadı. İkincisi de bu 2013'ten sonra işte bu radikalizm dalgasının daha fazla ön plana çıkması. Biz 2011-2012'de biz şuna konuştuk. Yani Arap Baharı'nda sokaktaki insan ne istiyor? Ama 2013'ten sonra sokaktaki insan kim sorusunu? Bu artık Arap mı, Sünni mi, Alevi mi, Kürt mü, Şii mi, bunu konuşmaya başladık. Bu bambaşka bir resim ortaya çıkardı. Peki Ünal Bey, bütün bunların Suriye, Irak, çünkü bütün bunların baktığınız zaman kavga yeri bu iki arazi, özellikle Suriye şu anda ve Irak'ın belki kuzeyi. Oraya yansıması ne olur? Bütün bu işbirliklerinin ve bir araya gelmenin, ayrılmanın. Burada ne bekliyoruz bunların paralelinde? Türkiye ne beklemeli? Siz bugün bir dışişleri gözüyle baktığınız zaman olası gelişme senaryolarında kaç senaryo yazarsınız ve neler olur bu senaryolar? Bir kere statükonun devamı, yani şu sırada Suriye'de görmüş olduğumuz kargaşanın devamı herhalde opsiyonlardan bir tanesi. Bir ağırlıklı olarak da zaten bunun üzerinde duruluyor. İkincisi daha kötüye gitmesi ve Suriye'deki iç savaşın giderek aslında bir bölgesel savaşa doğru dönüşmesi ve bunun bir vekalet savaşlarından ziyade bölgesel aktörleri de içine çekecek bir boyuta ulaşması. Üçüncüsü ise Cenevre'de süren görüşmelerin başarılı bir şekilde sonuçlanması ve Suriye'nin bir şekilde düzlüğe çıkacak bir yola doğru ilerlemeye başlaması. Ben yine bunların içinde hala bu kaosun uzunca bir süre devam edeceği olasılığını ağırlıklı bir ihtimal olarak görüyorum. Bu savaşın yayılacağı konusundaki tezler çok güçlenmeye başladı yalnız. Onlar elbette güçleniyor ama Amerika Birleşik Devletleri'nin bu işi oraya vardıracağını zannetmiyorum. Eğer daha büyük bir çatışma olacak ise bu Orta Doğu'da olmayabilir. Şu sırada bu Rus diplomatlarının, 140 tane Rus diplomatının Avrupa'dan persona non grata, istenmeyen adam ilan edilerekten atılması. Soğuk Savaş'tan bu yana şimdiye kadar karşılaştığımız en ciddi kriz. Bu kriz büyüyebilir. Bu kriz belki başka türlü bir dönüşüm geçirebilir. Bu yeni bir kutuplaşmaya doğru gidebilir. Bir de her hal ve kârda yine ben hala Kuzey Kore üzerinde dikkatli durmaya gerek görüyorum. Ne olur Kuzey Kore'de? Kuzey Kore çok uzak değil mi buralara? Şimdi Kim Jong-un ile Trump arasında Mayıs ayında bir görüşme olacağı söyleniyor. Evet. Fakat dikkat ederseniz Kim ilk yurt dışı ziyaretini Çin'e yaptı. Çin'e yaptı. Neden Çin'e gitti? Ben yalnız değilim dedi. Yani Çin'e gitmekle Çin'in arkasında olduğunu gösterdi ve Amerika Birleşik Devletleri'ne bu görüşmeden önce benim arkada desteğim olacak, sırtımı dayayacağım bir yer var dedi. Şimdi Amerika ile Çin arasındaki ticaret savaşının da işte bir şekilde evrilmeye başladığını söyledi biraz evvel Ahmet Yavuz Paşam. Onları düşündüğümüzde bu yeni bir kutuplaşma ve yeni bir tırmanmaya doğru evrilebilir.
Onun için zaten biraz evvel Amerika Birleşik Devletleri eğer bir İran paradigmasını Orta Doğu'da depreştirmek istiyorsa bunun için ille de İran'a doğrudan müdahale yapmasa bile Kuzey Kore ile ilgili bir mesajı İran'a da bak ona yaptığım gibi sana da yaparım diyerek göstermeye çalışıyor. Yani Kuzey Kore Amerika arasında bir sıcak çatışma ihtimali var mı? Yani bunu aslında hiçbir zaman gündemden düşürmemek lazım. Trump'ın kafasında her zaman ki sadece Trump'ın değil aynı zamanda Mattis'in ve Pompeo'nun da kafasında bu var. Bir sınırlı müdahaleyi Kuzey Kore'ye böyle bir sınırlı müdahaleyi her an gündeme alabileceklerini düşünüyorum. Bu tabii biraz da askeri bir peki tam aksi bir hava var sanki baktığınız zaman yani bir yumuşama. Öyle bir yumuşama olduğu söylemi sürekli olarak kullanılıyor ama Amerika Birleşik Devletleri'nin bu konudaki kararlılığından benim çok fazla bir şeyim yok. Kuşkum yok. Yani savaş daha ziyade bana göre ekonomik düzleme kaydı şu safhada. Bunun sürdürülebilirliği konusu... Amerika haftadan da çıkacağını söylemiş mesela. Kendi coğrafyasına yani da bir... Biraz önce ifade ettiğim gibi bu küreselleşme karşıtı bir akım giderek henüz tam tanımlanmadı. Kavramsallaştırılmadı ama kendisini gösteriyor. Yani ulus devletler kendi başlarının çaresine bakmaya başladılar. Mesela İngiltere'nin de Brexit'ini biraz belki bu çerçevede değerlendirmek gerekiyor. Yani Amerika sadece ekonomik açıdan bakmaz tabii. Başka şeylerde de dikkate alır ama şu anda önceliğinin ekonomide olduğunu görüyorum ve her savaşın bir maliyeti var. Yani böyle savaş yapmak kolay bir şey değildir. Dolayısıyla Suudi Arabistan'a Suriye'de yürüttüğüm savaşın faturasını sen ödersin gibi bir mesajı var değil mi? Evet. Zaten Amerika'nın bu bölgedeki herhalde faturalarını ödeyen birileri var ki bu kadar rahat hareket ediyorlar. Yani yoksa bu kolay bir şey değil. Yani ben böyle çok yakın zaman içerisinde büyük bir savaş ihtimalini görmüyorum ama Putin bir süreç galiba böyle bir şey olursa son dünya savaşı olur demiş. Evet yani çünkü dünya büyük bir yıkıma gider bunu göze alacaklarını değerlendirmiyorum. Çünkü savaş çıkarsa Amerika'dan çıkar. Amerika Trump'ın ağırlıklı eğilimi yakın vadede Amerika'daki iç toparlanmayı ortaya koymak. Belki bir daha seçilirse savaş çıkabilir. Yani bu aldığı ekonomik tedbirlerle halkın refahında büyük bir genişleme olursa ondan sonraki aşamalar için olabilir. Ama siz hem halkın refahını önceleyecek programlar o yapacaksınız. Savaşlarla Amerika hızlı büyümüyor mu? Büyümüyor aslında. Savaşların büyük maliyeti var. Tabii savaşlar bunalımları aşmak için de önemli bir vasıta. Yani tabii bazı... bir de bir şey göstermesi lazım. Yani Orta Doğu'da aslında çok büyük bir başarı gösterebilecek bir imkan kalmadı. Evet. Yani burada bir yatışma var. İşte IŞİD'le mücadele aşağı yukarı ortadan kalktı deniyor. İran'la yeni bir paradigma oluşsa bile İran'a doğrudan bir müdahaleyi düşünmüyor. Ama eğer yeniden seçilmek istiyorsa sürekli olarak Obama döneminde yapmış olduğu eleştiri, Obama dönemine dönük olarak Amerika'nın uluslararası sahnedeki gücünü ve olması gereken önemini zayıflattığı şeklinde bir eleştiriydi. Bunu yeniden düzeltebilmek ve Amerika'yı tekrar uluslararası ve küresel ortamda kuvvetli bir güç haline getirmenin yolu şok yaratıcı bir darbe olur. Onu da... ben açıkçası Kuzey Kore'de bulmayı planladığı düşüncesindeyim. En ucuz maliyette yani, Kuzey Kore'de bulur bunu. Zaten... Tabii buna Güney Kore ne kadar karşı çıkar? Bence Güney Kore ile bunu çözmesi gerekiyor. Güney Kore'nin de bundan çok memnun olacağını düşünmüyorum. Çünkü Kuzey Kore ile Güney Kore arasında da son dönemde oldukça sıcak görülebilecek, o sıcak olarak değerlendirilebilecek ilişkiler başladı. Yani iki gün önce de vardı başka bir faaliyet. Dolayısıyla Amerika Birleşik Devletleri'nin bu kafada bir kısa dönemde savaştan medet umacağını ben öngörmüyorum. İşte belki bir iki yeri bombalama vesaire falan filan gibi küçük çaplı. O bir iki yer nerede olur? Suriye'de mi olur? Irak'ta mı olur? O iki yer. İran'da mı olur? Yani şu anda üç yer var. Birincisi zaten Suriye'nin içinde çatışma halinde Esad'ı devirmeye yönelik bir hamle
ön plana çıkacakmış gibi geliyor. Fransa ve İngiltere'nin işte Ürdün ve Suudi Arabistan'la beraber yaptıkları toplantı basına yansıdı, sızdırıldı da. Ama onu Rusya'ya rağmen yapmayı göze alacak o zaman. Evet, Rusya'ya rağmen yapmayı da göze alacağını pek zannetmiyorum. Dolayısıyla burada çok büyük ölçekli bir çatışma şahsen ben beklemiyorum. Ama İsrail'in bir takım bombardımanları vesaire, bunlar olabilir. Bunlar küçük şeyler. Savaş başka bir şey yani. Küçük çaplı şeylerde. İkincisi İran olabilir. İran'la mücadelesini ben Suriye harekat alanı üzerinde yürüteceğini düşünüyorum. Hatta Irak mümkünse. Irak'taki etkisini de direkt İran'a saldırmazlar yani. Bence İran'a saldırması ancak belki işte bir iki böyle geçmişte de oldu ya. Bombalama vurmak falan yani gibi. Öyle şeyler olabilir. Onun dışında bir şey beklemiyorum. Dünyada ama, İsrail bir delilik yapar mı? İsrail'in de delilik yapması biraz Amerika ile bağlantısına bağlı. Yani Amerika'dan bağımsız da elbette İsrail hareket edebilir ama İsrail'in biliyorsunuz 67 savaşında 73'te bunların hepsinde Amerika'nın kayıplarını çok kısa sürede telafi etmesiyle savaşı sürdürebildi. Yani kaybettiği uçaklar, şunlar bunlar. Dolayısıyla İsrail'in de Amerika'dan bağımsız bir harekat icra etme arzusu olsa bile mümkünatı konusu tartışmalıdır. Yani. Bir ara vereceğim yine, kusura bakmasanız. Evet. Son bir laf edecektiniz. Evet. Yani iki yeri saydık. Potansiyel çatışma alanı, hatta bir tanesi kinetik yani şu anda var. Suriye, İran ve üçüncü alanda tabii ki Pasifik'te Kuzey Kore'nin hedef olma ihtimali var. Ancak şunu unutmamak gerekiyor. Dolaylı savaşlar devam ediyor. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nin Orta Doğu'da bulunma maksadı sadece Suriye'nin güvenliği meselesi de değil. Hürmüz Boğazı Çin'e akan enerjinin ana damarı. Yani aşağı yukarı %65'i bu bölgeden gidiyor. Ve yarın herhangi bir şekilde o bölgeye bir harekat icra edilirse buradan onun kesilmesi çok önemli. Yani dolaylı bir savaş stratejisi olarak bakıldığında, ama bu olur mu olmaz mı? Tabii onlar başka senaryolar ve bitireyim sözümü. Ya ben kısa vadede çok öyle büyük savaş beklemiyorum. Sayın Büyükelçim, bir şey sormak istiyorum. Şimdi Volkan Bozkır meslektaşınız, şimdi AK Parti milletvekili, Amerika'ya yapmış olduğu ziyaret sonrasında bir takım görüşmeler yaptı ve dedi ki S-400'leri almaktan vazgeçebiliriz. Amerika bize çok uygun koşullarla Patriotları önerebilir. Ayrıca da bizi F-35'lerle tehdit ediyorlar. S-400 alırsanız F-35'leri vermeyiz diyorlar dedi. Şimdi duyduğumuz kadarıyla S-400 projesi kesinleşti. Kesinleştiğinden öte teslimatı erken öğrenin kesini gibiydi. Volkan Bozkır'ın bu söylediği Nurettin Cenk tarafından hemen yalanlandı zaten. Böyle bir şey yok falan dedi. İkisi de AK Partili, ikisi de önemli görevlerde isimler. Bu Türkiye'nin de aynen Amerika gibi böyle çok yönlü, çok kafadan, çok sesli bir politika ile kafa karıştırmaya yönelik bir hamlesi mi? Yoksa bir açıklama yanlışlığı mı? Nasıl gördünüz siz bunları? İki açıklamayı da kendi içinde değerlendirmek lazım. Herkes kendi deneyiminden hareket ederek bir açıklama yaptı gibi geldi. Ben öyle okudum en azından. Volkan Bozkır'ın Amerika'daki temasları sonucunda yapmış olduğu açıklama kendisine kongre üyeleri tarafından verilen bir mesajın sonucudur. Ki o mesaj da bence aslında haklılık payı yüksek bir mesajdır. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri Türkiye'nin Rusya'dan S-400'ler almasından çok ciddi bir şekilde rahatsız. Bu sadece Amerika Birleşik Devletleri de değil, NATO üyesi birçok müttefikimizde de aynı rahatsızlık var. Yunanistan'da var S-300'de. Yunanistan'dakinin durumu farklı. Yani Yunanistan'ın hikayesini hatırlayalım. Yunanistan biliyorsunuz bunu gönüllü olarak almadı. Bu Güney Kıbrıs Rum yönetiminin Rusya'dan S-300'leri almak istemesi sonucu ve buna Türkiye'nin çok ciddi bir tepki göstermesi yüzünden Amerika Birleşik Devletleri'nin de baskısı sonucu o S-300'lerin Güney Kıbrıs Rum yönetimine konuşlandırılması yerine Girit'e konuşlandırılması sonucunda olmuştur. Girit'e gittiği zaman da Girit'e götürüldüğü zaman da Yunanistan Güney Kıbrıs Rum yönetimine S-300'lerin karşılığı olmayan ve ondan çok daha ucuz bir sistemi vermiştir bunu kompanse etmek için.
O S-300'ler de Girit'te o şekilde atıl olarak duruyor aslında. Hiçbir zaman da kullanılmadı. Bir kere bir egzersiz sırasında zannediyorum bir tanesini kullandılar. Ama S-300'ler hiçbir zaman Yunanistan'ın ait olduğu NATO askeri operasyonel bütünlüğüne ve sistemine bir şekilde entegre edilmemiştir. Türkiye için de aynı şey söz konusu. Fakat tabii bunun başka türlü bir takım siyasi yansımaları var. S-400'ler eğer Türkiye'ye konuşlandırılır ise, ki yani hızlandırılacağı da bugün söylendi. Bu benim düşünceme göre Türkiye'nin güvenliği açısından ciddi bir takım zafiyetler yaratacaktır. Çünkü ikili bir sistem oluşacaktır. Bu ikili sistem birbirini bütünlemediği için bir tanesinin hakim olacağı coğrafya ve o taraftan gelecek olan tehditlere karşı onun harekete geçmesi öbürünün devreden çıkmasına yol açacaktır. Burada kastettiğim NATO sistemidir. Onun için açıkçası bu çok ciddi bir tartışma. Yalnız bunun üzerinden Kongre'nin F-35'lerle ilgili olarak eğer onu alırsanız biz burada sıkıntı çekeriz demesi aslında haklı. Beyaz Saray'ın kararına kalan bir şey değil. F-35'lerle ilgili kararı Kongre verir. Kongre'de eğer böyle bir eğilim varsa bu ciddi bir risktir. Peki, bu anlaşma ama yapılmış bir anlaşma. Bundan vazgeçebilirler mi? Kongre yapabilir. Tabii. Yani Kongre'nin böyle bir yetkisi var. İngiltere parasını aldığı gemileri vermemişti hatırlarsanız. Yani bu işte. Kongre'nin böyle bir yetkisi vardır. Savunma Bakanımızın söyledikleri de böyle bir risk olmadığı şeklinde ama bu böyle bir risk Kongre devreye girdiğinde mutlaka dikkate alınmalıdır. Yani S-400'ler zaten Amerika Birleşik Devletleri'ne karşı alındı. Başka açıklaması yok. Amerika Birleşik Devletleri veya onun müttefiki olan ülkelere karşı alındı. Evet, şimdi Rusya'ya karşı kullanmayacağınıza göre S-400'leri kime karşı kullanacaksınız? Türkiye'ye, İsrail'e, Türkiye'ye nasıl bir hava tehdidi var? Yani bölge ülkelerinden gelen çok büyük bir tehdit yok. Evet. Yani öyle baktığınızda onu görüyorsunuz, öyle bir mesaj yani aslında Amerika Birleşik Devletleri'ne de. Sessizlik. Kız oldu derler. Peki, şimdi bu Suriye için görüşmeler devam ediyor. Türkiye, Rusya, İran bloğunun tekrar bir araya gelip bu konuyu ele... Buradan ne beklemek mümkün, ne çıkar buradan? Batı'nın bu konudaki hassasiyete dikkat alındığı zaman. Yani bu Suriye, İran ve Türkiye'yi bir araya getiren, Suriye bağlamına bir araya getiren ana çerçeve Astana'ydı. Ama Astana. Benim şahsi kanaatim Astana'ya sonra gittikçe... Sonra Soçi oldu. Evet, ama Astana'ya gittikçe artık işlevselliğini yitirmek üzere. Yani 3 aşağı 5 yukarı Astana'yla murat edilen büyük oranda elde edilmiş oldu. Dolayısıyla da bu Astana süreci bağlamında artık gidecek ne kadar yol var emin değilim. Zaten bundan sonrası... Bir İdlib meselesi konuşulacak, orada Nusra meselesi ama Amerika, Türkiye için bundan sonra asıl mesai Amerika ile harcayacak. Yani bu Membiç'ten Fırat'ın doğusuna kadar giden süreçte artık konuşması gereken ana aktör ne Rusya ne İran. Burada konuşması gereken ana aktör artık Amerika. Ama tabii ki hala bu üçlünün üzerinde konuşacağı temel meselelerden bir tanesi İdlib, o hala orada duruyor. Orada Türkiye'nin işte gözlem noktaları var. Sanırsam şu anda 7 tane olması lazım toplamda. 8. bugün kuruldu. Evet. Bugün kuruldu işte. Ve toplamda 12 tane kurulması. 12 bir de 14 telaffuz ediliyor ama 12 herhalde. Yani, başta 14 öngörülmüştü fakat sonra 12 indirildi. Zaten 5 ve 6'yı atladılar, devam ettiler. Yani. Veya 4 ile 5'i atladılar, diğer numaralara geçtiler. Şimdi, dolayısıyla burada artık Astana sürecinde gidilebilecek çok şey yok. Belki siyasal süreçle alakalı... Bir muhabbet geçebilir işte bu, ama siyasal süreçte zaten iki başta indirgenmiş oldu Suriye'de bu Soçi süreci, siyasal süreci temelde bir yeni anayasa değil, yeni kavramı çıkardılar çünkü anayasal reform, normalde Cenevre'de kullanılan kavram yeni Suriye için yeni anayasaydı, Soçi'de kullanılan kavram ise anayasal reform ve burada özellikle rejim tarafının dile getirdiği de neredeyse anayasadaki temel hiçbir mesele değinmeden 2012 anayasasını yapılacak bazı palyatif müdahalelerden ibaretti. Çünkü orada 3-4 tane konuyu biz hiçbir şekilde görüşmeye veyahut da tartışma açmaya hazır değiliz dediler. Bunlardan bir tanesi Suriye'deki güvenlik birimlerinin hiçbir tanesini tartışmaya açmayacağız. Yani ordu ve diğer güvenlik birimleri. İkincisi başkanın rolünü tartışmaya açık değiliz. Onun dışında 2012 anayasası üzerinde belli ölçüde bazı konularda yeni yaklaşımlar geliştirilebilir şeklinde olan
bir yaklaşım var. Suçi'nin bence yaptığı en temel şey bir siyasal çözüm ortaya koymasından ziyade siyasal çözümün içeriğini değiştirmekti. Yani Rusların bence Suriye sahasında iki başarılı şey yaptılar. Bir Astana süreciyle şunu yaptılar. Çatışmasızlık meselesiyle siyasal süreci birbirinden kopardılar. Çatışmasızlık meselesini temelden teknik bir başlığa indirgediler. Ama Cenevre'de normalde çatışmasızlıkla siyasal süreç birbirleriyle ilişkilendirilen süreçlerdir. İkincisi bence Soçi'den de şunu yapıyor. Bir siyasal süreçle siyasal geçiş arasındaki bağı koparıyor. Çünkü daha önce siyasal süreç denince siyasal geçiş anlaşılıyordu. Bir ikisi arasındaki bağı koparıyor. İkincisi de siyasal süreci de temelde teknik meseleye indirgiyor. Burada da işte anayasa meselesi ki orada da yeni anayasadan konuşmuyoruz. Anayasa reform, ikincisi de seçimler. Ve Rusya'nın başardığı nokta şey şu. Mesela Astana'da çatışmasızlık meselesi Astana'da halledildiği düşünüldüğü için Cenevre çatışmasızlık meselesine ondan sonra dokunmamaya başladı. Ve öyle görünüyor ki Cenevre gittikçe bu siyasal çözüm noktasında da Rusların Soçi'de ortaya koyduğu perspektifin çok da dışında bir perspektif geliştirmeyecek. Yani orada zaten işte zaten Soçi'de listeler verildi. Evet, 150 kişilik. İşte hani Demirsura dedi ki biz kendimizi onlarla sınırlandırmayacağız. Ama 150'nin diyelim ki 50 tanesi orada alınsa dahi ihtimalı da bir şey. Yani orada parametreyi belirliyor. Yani orada çerçeveyi belirlemiş oluyor. Yani aslında Havan'da su dövme görüşmeleri oluyor. Yani ama yani ama BM meşruiyeti önemli hala. Şimdi yani aslında bakın bu 3 ülkenin de bu zirveye ihtiyacı var. Çünkü 3'ü de yalnız ülkeler. Evet. Şu anda İran, hani deminden beri konuşuyoruz, bu yeni bir paradigma ve bölgede İran'a karşı bir kutuplaşma ve bir cepheleşme oluşuyor diyoruz. İran bir kere en azından yalnız olmadığını ve Rusya ile Türkiye ile birlikte böyle bir zirve yapabildiğini gösteriyor. Bir, Rusya şu anda bütün Batı ile karşı karşıya gelmiş vaziyette. 140 tane diplomat atılmış. Ve Türkiye gibi bir NATO üyesi ülkede böyle bir zirveyi yapıyor. Rusya kendisini o şekilde yalnız değilmiş gibi gösteriyor. Türkiye çok ciddi bir şekilde yalnız. Avrupa ile olan ilişkiler kötü. Orta Doğu'da sıkıntılarla karşı karşıya. Afrin operasyonu ile ilgili olarak sürekli olarak Batı'dan gelen, Birleşmiş Milletler'den gelen eleştiriler var. Bütün bunların hepsini alt alta koyduğumuzda herkes birbirine muhtaç. Ve herkesin işine gelen bir zirve bu. Herkes kendisinin zaten yalnız olmadığını. Onun için yürüyor. Herkesin birbirine muhtaç olduğu yerde yürüyor ilişkiler. Yani yoksa bu, birisi muhtaç olmadı mı iş değişiyor. Bu zirveden aslında üçlü olarak ve zirveyle ilgili çıkacak sonuçlardan ziyade ikili olarak nelerin çıkacağı üzerinde belki durmakta yarar var. Orada da herhalde işte bu S-400'ler tabii konuştuk gündeme geldi. Akkuyu bence önemli. Çünkü bugün temel atıldı. Akkuyu bence aslında yanlış bir proje. Çünkü çok pahalıya mal olacak bir proje. Ve en azından elektriğin kilowatt saatinin 4 sent olduğu bir dönemde biz Ruslara 12,35 sent üzerinden 15 yıllık satın alma garantisi vermiş durumdayız. Elektrik nasıl 4 sent Türkiye? 4 sent ne Türkiye? 4 sent tabii şu andaki elektrik piyasası 4 sent üzerinden. Biz aslında nükleer yerine aslında biz alternatif ya da yenilenebilir enerjiye daha fazla ağırlık vermeliydik. Maalesef bu yapılmadı. Nükleerde Türkiye çok geç kaldı. Geç kaldıktan sonra da bugün yapılan bu projeyle birlikte çok pahalı bir şekilde elektrik üretimi yapacak bundan sonra Türkiye. Yani bu aslında o açıdan bakıldığında bence şöyle yalnız yani ben konunun uzmanı değilim ama mesele sadece elektrik üretimi değil yani nükleer kapasiteye nükleer kampa girme tabii nükleer gruba girme, katılma bunun birçok alanı içine aldığını biliyoruz yani o bakımdan önemli. Ama yılda 120 tonluk bir atık oluşacak. O ayrı tabii. O atık ayrı. Türkiye'de kalacak. Bunu gömdüğünüz takdirde bunun içinde plütonyum 239 var. Plütonyum 239'un dayanıklılık ömrü 244 bin yıl. Düşünebiliyor musunuz? Yani bunu Türkiye gibi bir deprem bölgesinde bulunan bir ülkede bunu toprağa gömdüğünüz zaman her zaman riskle karşı karşıyayız. Doğru. Ama bütün dünyada varken Türkiye'de niye olmasın bu? İşte yani o bir şekilde Türkiye'nin imajı olaraktan satılacak ve Türkiye'de nükleer kulübe katılmış bir ülke olarak görülecek. Ama bütün bunların hepsinde bence çok geç rakamları kalır. Size söyleyeyim ama odama çıksam alsam. Yani bütün dünyada, bütün gelişmiş ülkelerde bu kapasite varken Türkiye'nin bunun dışında kalmasını... Hiç öyle demeyin. Bakın Fukushima faciasından önce Japonya'da 17 tane nükleer santral vardı. Bugün 7 tane var. Ve önümüzdeki 10-15 yıl içinde de tamamen sıfırlayacaklar.
Yani Fransa'da var mesela, Almanya'da yavaş yavaş nükleer enerjiden uzaklaşma var. Fransa'da var. Fransa tamamen. Almanya'da 2029'a kadar hepsini kapatmayı projelendiriyor. Tabii Almanya rüzgar enerjisi ve normal yatırımlar yaptığı için onların böyle bir konforu var ve kapatacağız demek de kapatmak aynı anlama gelmiyor. Şimdi Türkiye gibi tamamen enerji üretiminde dışarıdan ham madde bağımlısı olan bir ülkenin petrolünden doğalgazına varana kadar nükleer enerjiyi de düşündüğünde, nükleer yakıtı da kendisi üretmeyeceğini düşündüğünüzde aslında Türkiye'nin şimdiye kadar çoktan yenilenebilir enerjiye dönmesi gerekirdi. Çünkü kaynakları kendisinde mevcut. Hem rüzgar var hem güneş var. Bunu şimdiye kadar ihmal etmiş olmak aslında çok yanlış bir takım politikaların sonucudur. Aslında son dönemde bayağı da adımlar atıldı bu konuda ama çünkü rüzgar yani Rüzgar enerjisini kullanabilmek için karşılığı kadar da diğer enerjide olmaz. Çünkü rüzgar bugün var, yarın yok. Sabah esiyor, akşam esmiyor. Yani Türkiye'nin rüzgar haritası bile yok ve Türkiye yani, çok rüzgarlı. Rüzgar enerjisinde anladığım kadarıyla sorun enerjinin depolanıp depolanmamasıyla alakalı. Depolayamıyorsunuz yani orada. Şimdi Almanya bütün Baltık sahilini donatıyor mesela. Ama bunu tabii nasıl yaparlar? Teknoloji gelişiyor yani. Yani onun için çok da fazla kendimizi sınırlamamız lazım. Bu çok önemli bence. Yani yenilenebilir enerjiye yatırım yapmak önemli konu bence. Çin yatıyor. Yani Suudi Arabistan yatırım yapıyor buna, bırakın başkasını. Nükleere şu sırada dünyada en fazla yatırım yapan ülke Çin. Evet. Çin hala nükleer Çünkü Çin'in petrolü yok, doğalgazı yok yani. İtalya Ruslarla bizim yaptığımız saatlerin aynısını Ruslarla anlaşıyor. İtalya yapıyor şimdi mesela. Evet. Ya, herkes yapıyor yani. Yani sonuç itibariyle yarınki zirveden aslında çok beklentimiz yok. Bir de zaten bu mutat olan bir zirve yani. Şunu da unutmayalım. Bu yıllık yapılan... Sürekli olarak tekrar. Evet şey. Yani sadece bir yıl olmadı. Sanırsam 2010'dan beri bu devam ediyor. Sadece bu uçak krizinden sonra. Soçi toplantısı 30 Ocak'taydı. Evet. Tabii. Şey, dolayısıyla yani tabii ki burada hani işte diyelim ki vize meselesi gibi daha teknik bazı başlıklar muhtemelen yarın bunlara alakalı bazı duyurular duyabiliriz. Ama zirvenin içerinden ziyade zirvenin içerisinde gerçekleştiği zaman bence buna ekstra bir anlam yüklememize yol açtı. İşte evet. Batı'nın Rusya'ya karşı attığı adımlar, işte bu, bizde ise bu Afrin sonrası yaptığımız tartışmalar, hem işte Amerika ile bu Membiç mesaisi diyelim, bu Fransa'nın yaptığı açıklamalar. Dolayısıyla benim şahsi kanaatim, eğer bu açıklamalar olmasaydı, Batı bu adımı bu Ruslara karşı bu adımları atmamış olsaydı, muhtemelen biz şu anda zirveye bu ölçekte bir anlam yüklemiyor olacaktı. Yani benim görebildiğim kadarıyla mutat özelliği olağanüstülüğünden çok daha belirgin olan bir zirve. Peki, tabii bunun Suriye'ye nasıl yansıyacağı çok önemli. İşte onu sordum. Yani, çok fazla yani, yansır mı bu saatten sonra bizim ilgilendiren kısmında? Yani şöyle hani lafınızı... Yani Suriye sahasına değil de Cenevre üzerinden Suriye'ye yansımasını söylüyorsunuz. Yani bence Suriye'ye de şu andan itibaren kilit ülke Türkiye. Doğru. Yani ben öyle görüyorum. Uzun zamandır da böyle görüyorum. Çünkü Türkiye'nin gerçekten önceliğini Suriye'nin toprak bütünlüğüne, o toprak bütünlüğünde de merkezi devleti güçlendirerek kendi sınırlarını da dışa karşı koruyabilecek seviyede bir parçalı da olsa, yani federatif bir yapıda da olsa... Bunu sağlayabilecek ülke şu anda Türkiye. Amerikalılar biraz sofistik olsaydı şu anda mesela Türkiye şöyle bir teklifte gelselerdi. Yani Membiç'te bir mekanizma işte Fırat'ın doğusunda seyretme siyaseti diyelim. Fakat bunun karşında ise Amerika'nın bugün yönettiği bölgeyle Türkiye'nin artık nüfus alanındaki bölgenin ikisine yönelik önümüzdeki orta vadede önce harmonizasyon sonra da entegrasyonu içeren bir siyaset diyelim. Ama kimin entegrasyonu, işte, neye entegrasyon? Yani işte, onlar çok önemli kavramlar. Eyvallah. Demek bu. Amerika'nın bugün artık işte Suriye'nin %25'ine yakın bir bölgesi Amerika'nın yönetimi altında efektif bir şekilde. Ve burada Suriye'nin işte yeraltı kaynaklarının çok kahir ekseriyeti burada. İkincisi de tarım topraklarının çok ciddi manada var. Su kaynağı. İkincisi su kaynakları var. Bütün Fırat Havzası. Tabii Fırat Havzası. Şeyin batısında ise, bu Fırat'ın batısında ise Türkiye'nin artık nüfus alanında olan yavaş yavaş bir bölge oluşuyor. İşte Afrin, Fırat Kalkanı bölgesi. İşte yarın eğer Türkiye ile
Amerika Membici ortak bir mekanizmayla yönetirlerse, işte biraz da Kuzey İdlib diyelim. Eğer yavaş yavaş bu Amerika'nın bugün işte ana aktör olduğu bölgeyle Türkiye'nin ana aktör olduğu bölgeler arasında kısmi ölçüde bir entegrasyon yaşandığını varsayalım. Yani bugünkü Suriye sahasında dramatik bir değişim yok. Bir yıl sonra. Bu şu oluyor. Amerika ile Türkiye direktmen Suriye'nin üçte birinden bir alanını tak diye tekrardan rejimin iktidar alanının dışında yönetmeye başlıyor. Burada ilk defa rejimin, çünkü Amerikalılar da var, müdahale edemeyeceği bir denklemde tekrardan muhalefeti konumu. Peki buna Rusya diyecek? İşte eğer Amerika ile ortak yaparlarsa benim Rusya'nın buraya müdahale edebilme kapasitesi azalır bence. Şimdi Galip yani, Bey, Türkiye sadece yaparsa... Galip Bey, bu söylediğiniz tabii sahaya bu şekilde yansıyabilir. Ama bence Türkiye'nin bundan çok uzak durması lazım. Neden uzak durması lazım? Şundan uzak durması lazım. Suriye'nin ordusunu süratle o İdlib, Midlib falan çözülüp doğuya, Ürdün ve Irak sınırına doğru gönderip alanına hakim olması gerekiyor. Neden biliyor musunuz? Şunun için. Şimdi bu Fırat'ın doğusuyla Dicle'nin batısındaki, Dicle'nin batısı diyorum ama Dicle'de tabii Sincar'a kadar olan bölgeyi de ifade etmek gerekir aslında. O bölgede burada bir kendisine devletçik kursa bile bunun yaşaması için bunun enerjisinin dışarı çıkması lazım. Yani buradaki petrolün, çünkü Suriye'nin petrolünün %65'i, %50'nin üstündeki bir kısmı, aşağıdaki Deir ez-Zor bölgesini de dikkate alırsanız önemli bir kısmı, doğalgaz için aynı şekilde bunu buradan dışarıya satacak ki bir geliri olsun bu bölgenin. Şimdi bunu engellemezse Türkiye, bunu engellemezse bu Türkiye'nin Fırat'ın batısında bir alanı kontrol etmesi bile sadece geçici mutluluk veren bir şey olur. Ama bunun en önemli, bakın, Suriye vizyonu içerisinde, yani jeopolitik oyunu kurmanın yolu bugün Suriye'nin toprak bütünlüğünü sağlamaktan geçiyor. Bakın, Irak önümüzde bir örnek yarattı biz. Kuzey Irak'taki referandum, hiç o referandum gündeme gelinceye kadar kimse merkezi Irak devletini kale almıyordu. Yani ve Kuzey Irak yönetimiyle her türlü ilişkiyi yürütüyordu. Ama bir bakıldı, önüne adam bağımsızlığı koydu, referandumu koydu ve referandumu kabul ettirdi. Merkezi Irak'ı o zaman hatırladık. İran devreye girdi, Türkiye devreye girdi ve buradaki oluşum, Suriye'deki oluşum tesadüfen tamamlanmadığı için Amerika tam destek vermedi. Eğer Suriye'deki oluşum tamamlanmış olsaydı, şuna adım gibi emindim ben, Amerika'nın büyük desteği olacaktı, farklı bir jeopolitik oyunla karşı karşıya kalacaktık. Bunun bugün bir stabilizasyon sağlama olasılığı vardı, böyle bir zemin yaratılabilirdi. Ama 10 sene sonra, 20 sene sonra, 30 sene sonra eğer petrolün de işletebilir bir hale gelirse ve Irak'ın kuzeyiyle birleşme durumunda, bunun Türkiye'nin içiyle alakalı bir kısmı var. Şimdi dolayısıyla Türkiye, işte ben kendime bir egemenlik alanı yarattım. Ama burada demografisi değişik hocam. Demografi, yani efendim, bakın demografiyi, bakın ben başka bir şey söylüyorum. Diyorum ki Türkiye, Rusya ve İran dinamiklerinden de istifade ederek merkezi devletin artık parçalı olacak. Yani orada federasyon olacak, öyle görünüyor. İki parça, üç parça neyse federasyon olacak. Bu federasyonun dış sınırlarını merkezi devletin koruması gerekir. Türkiye'nin âli menfaatleri bu noktada düğümleniyor. Bütün adımlarını buna göre atması lazım. Yoksa bugün Afrin bölgesi, işte Fırat Kalkanı bölgesi, Membiç hariç, yarın Amerikalılarla pazarlıkla o da olabilir. Çünkü Amerika kendisini esas savunma hattı olarak Fırat'ın doğusunu koydu. Yani bu onu örtme kuvveti, ileri mevzi kuvvetleri çekildi şimdi. Yarın diyebilir ki Türkiye'ye, beraber buraları yönetebilirim. Zaten başka şeyler de gelişiyor. Dolayısıyla Türkiye'nin vizyonunda çok büyük değişiklik olmazsa bu yapıda, bu parçalı yapıda, merkezi devletin güçlendirilmesi ve sınırlarını koruması gerekiyor. O zaman Şam'la konuşmak gerekiyor. Şam'la tabii. Ama yani, iki tabii. Sıkıntı. Ben orada iki sıkıntı. Sıkıntıyı ben anlayamıyorum. Yani ben, ulusal çıkarım benim bunu gerektiriyorsa, ben bunu yapmak durumundayım. Hocam, yani Türkiye'nin içinde olup bitenleri biliyoruz biz.
Yani katil dediğimiz adamla görüştük, bilmem ne yaptık. Yani bu ülkenin çıkarı gerekiyorsa, mesele Esed meselesi falan filan değil, babamızın oğlu da değil. Ben Türkiye'nin 10 yıllık, 20 yıllık vizyonda bölgenin jeopolitik şekillenmesinde atması gereken, bugünden atması gereken adımı söylüyorum. Yoksa mutlu olabilir. Afrin, tamam işte Özgür Suriye ordusu oraya yerleştirildi. Bana mümasil. İşte yarın İdlib'de de muhtemelen sınırlarda bir tampon bölge oluşturulabilir. 10-20 kilometre, 30 kilometre derinliğinde. Ama o bölgelerin yaşaması için de Halep'le bağlantısı var. O stratejik olarak Halep'in hinterland'ında olan yerler. O zaman nasıl gelişecek bu durum? Hocam benim hani... Yani ben size karşı olmak anlamında söylemiyorum. Ama bunu görmezsek biz, bunu görmezsek, ben bunu ısrarla söylüyorum. Söylemek zorundayım da ülkemin vizyonu açısından. Burada bir hataya düşersek, bugün memnun eden şeylerin her biri yarın bize memnuniyetsizlik kaynağı olarak döner. Ve Irak'ın kuzeyinde olup bitenler de bizim için çok önemli bir göstergedir. Yaşadıklarımızın tamamı bize bunu anlatıyor. Ama İran, hani İran kuzeyiyle başlayayım. Bir İran kuzeyinde yaşananlar aynı zamanda bize şunu da bence gösterdi. Hani siz gerçi şey diyorsunuz, Ertuğrul Suriye'deki proje tamamlanmış olsaydı Amerika farklı davranırdı. Benim şahsi kanaatim Amerika bölgede yani bölünmüş bir Irak ve Suriye daha zor yönetir. Bu nedenle de bölünmüş bir Irak ve Suriye'yi tercih edeceğini düşünmüyorum. Yani burada Irak'ta Kürtler bu şeyi yaşadılarsa, trajediyi, bunun en başat sebebi Amerikalıların burada net bir karşı pozisyon tutulmasındandı. Yani çünkü Türkiye çok ciddi manada bir yaptırım uygulamadı. Yani Türkiye çok ciddi manada hani bir söylem kullandı ama fiiliyatta çok büyük manada bir yaptırım uygulamadı. İran burada ana adım attı ama eğer Amerikalılar burada onay vermeselerdi, İran tek başına Kerkük'te Irak merkezi hükümetiyle Haşhabilerle bu operasyonu yapamazlardı. Amerikalılar boşalttı zaten. İşte Amerikalıların şimdi... Irak'taki referandum esnasındaki tavrı. Ama o geçici bir tutum olabilir. Yani oradaki tavrı tamamen Suriye'nin kuzeyindeki gelişmeleri henüz hazırlayamamasıyla alakalıydı. Evet, çünkü yaşatamazdı. Yani geçici bir tutum olabilir dedi. Evet, geçici zaten, bir tutum. Burayı hazırladığı zaman yarın orada mutlak surette o bağımsızlığı destekleyecek hocam, adımları atacaktır. Hükümet şeyimiz değişiyor. Ve şimdi onu mesela Suriye'deki bölgeyle birleştirme adımına da atacaktır muhakkak. Kesinlikle. Ama merkezi hükümet... Biraz önce Sayın Büyükelçim de konuşmasının devam başlangıcında... Devam edeceksek bir ara vermem lazım. Yani. Tamam. Bir ara verelim, bir 5 dakika daha, sonra bir 10 dakika daha konuşalım. Cansu Canan'a kusura bakmasın. Zaten bize laf sokuşturmuş Cansu Canan'ın konukları. Değil mi hocam? Evet, evet, öyle dediler yani. Onun hesabını soracağım birazdan. Şunu da noktalayalım. Anladığım kadarıyla bu mesele, yani yanımızdaki mesele, güneyimizdeki mesele, gerek Irak tarafında olsun gerek Suriye tarafında olsun, ama Suriye'de bir çatışma ortamı var. Bugünden yarına bitecek bir iş değil. Kimisi diyor ki 10 sene, kimisi diyor ki 20 sene, kimisi diyor ki 30 sene. Bunun faturası ne olur, kime çıkar? Yani 3-5 tane trendi önce bir hesaba katmamız lazım. Birincisi, bölgede bugün sahada olan aktörlerin, hani her ne kadar Trump işte Amerika çekilecek diyorsa da, yani Amerika askerini çekse dahi Suriye'den çekilemeyecek. Yani bugün bölgede Suriye'de olan bütün aktörler uzun vadeli orada kalacak. Yani Ruslar yaptığı anlaşmada 49 yıllık anlaşmalar yaptılar. Galip Bey, şu olabilir bakın, Trump'ı doğru okumak lazım. Askerini çeker, hiçbir asker bulundurmaz ama özel kuvvetleri orada olur. Hani ben onu yani, çekse o zaman da kimseyle karşı karşıya gelmemiş olur. Her şeyini üstü örtülü yapmış olur. İkincisi, bölgede herkes milislerden yakınmasına rağmen bugün bölgede neredeyse bütün aktörler milislere oluşmaya başladı. Bizim bile var. Yani ilk başta herkes işte İran üzerine okuyordu bu milisleşme meselesini. Ama bugün herkesin bir işte proxy dediğimiz aktörleri kullanmaya başladı. Amerika'nın var, Türkiye'nin var. İşte kısmı ölçüde hatta Rusya'nın dahi çalıştığı, yakın çalıştığı aktörler var. Ve bunlar da kısa vadede ortadan kalkacak gruplar değil. Çünkü belli bir süre sonra bu bölgede vekalet savaşları kavramı biz rahat kullanıyoruz. Ama belli bir süre sonra kim vekil, kim müvekil belli değil. Yani sadece sizin praksisinin sizin adınıza hesap görmüyor. Belli bir süre sonra siz de onun adına hesap görüyorsunuz. Üçüncü nokta benim gördüğüm şey şu. Biz Türkiye'de hani merkezi devlet derken sahip olduğumuz algıyla Irak'taki, Suriye'deki merkezi derken sahip olduğu algı başka. Mesela Irak'ta biz merkezi hükümet diyoruz.
Türkiye'de bu anlaşılabilir bir gerekçe mi? Bugün Irak savunma bütçesinin %40'ı Haşi Şabi örgütlerine resmi olarak veriliyor. Ve Haşi Şabi örgütlerinin en ana grupları ise Velayet-i Fakihi, en üst siyasal merci otorite olarak görüyor. Yani Irak'ta olmayan İran merkezli bir yapıdan bahsediyoruz. Şimdi burada biz Irak'ta merkezi hükümet güçlenmeli derken mesela bu merkezi hükümet güçlenmeli'nin paket programı içerisinde Haşi Şabiler var artık. Ve bu Haşi Şabiler mesela bugün İran'dan Akdeniz'e bir milis kuşağı oluşuyor. Yani Suriye'deki mesela yeni oluşan milis güçlerine baktığımızda bunların bazıları Suriye merkezleri ama bunların bazıları bu şey. Hizbullah kavramını bugün nasıl açıklayabiliyoruz? Mesela Hizbullah nasıl oluyor da bir Lübnan içerisinde devlet içerisinde devlet. Lübnan'da siz devletle konuşun dediğinizde kimle konuşuyorsun aslında? Bugün Lübnan devletinin Hizbullah'ı silahsızlandırma şeyi var mı? Yok. Gücü kapasitesi var mı? Yok. Peki Lübnan devletinin Hizbullah'a Suriye'den çekil deme kapasitesi var mı? Yok. Şimdi dolayısıyla benim gördüğüm bu trend var. Şimdi bu trendde bir de şunu ben görüyorum. Suriye'deki hiçbir aktör Suriye'nin teritoriyel olarak bölünmesini istemiyor. Ama Suriye'nin siyasal hani merkeziyetçi siyasal yapısında sürdürülebilir olmadığı da ortaya çıkıyor. Bu nedenle de benim şahsi kanadımda uzun süredir sahip olduğum tez Türkiye idari üniteler üzerinde, kimlikler üzerinde, idari üniteler üzerinde bir ademi merkeziyetçiliğe kafa yormalı. Suriye'de. Yani, Suriye'de. Yani bu diğer aktörlerle de işte bu Rusya'da muhtemelen mesele bu çözüme şey olur. Amerikalıların da bu çözüme çok açıklayan. Temel kimliklerin hürriyet alanını tanıyan. Yani kantonal fakat, bir Suriye mi? Yok illa kantonal hani şu. Kantonal temel olur. Ünit yani bu o da olabilir ama ekonomik olarak yaşayabilecek. Çünkü aksi takdirde şimdi iki tez var. Birisi kimlikleri hapsetme. Yani işte Aleviler, Kürtler, işte Sünni Hinterland'ı. Ama benim şahsi kanaatim burada idari üniteler üzerinden bir iktidar devrinin ama kimliklerin de temel haklarının tanıdığı bir denklem. Tabii bu geçici bir süre için mi kalıcı bir? Yani bu geçici ve kalıcı derken Ortadoğu çok. Ortadoğu'da bu denklem benim şahsi kanaatim 10 yıllarca devam edecek. Yani Ortadoğu'daki bu 5 yıl sonra biz Suriye'de yeni bir denklem göreceğiz gibi mi gelmiyor. Yani, peki. Bu nedenle de uzun vadeli bir strateji hazırlanmam lazım. Ünal Bey siz ne dersiniz bu fikre? Burada bir tek sıkıntı şu olabilir. Eğer böyle bir federasyon yapısına doğru gidilecekse ya da kantonal yapı ne dersek diyelim. O zaman Türkiye'nin kontrol ettiği bölgede işte Özgür Suriye Ordusu ya da Sünni oluşumlar üzerinden bir yapılanma. Rusya'nın kontrolü altında Şii yapılanma. Amerika'nın kontrolü altında da bir Kürt yapılanması. Türkiye hep Suriye'nin toprak bütünlüğü, siyasi bütünlüğü... Bu da Türkiye'yi sürekli alerta tutacak bir şey. Üniter devlet yapısı üzerinde duruyordu Türkiye. Eğer üniter devletten vazgeçer ve Galip Hoca'nın söylediği şekilde bir yapılanmaya gidecek olursa... ...o zaman Amerika'nın desteklediği Kürt formasyonuna da bir şekilde sıcak bakmak zorunda kalacak. Bu nedenle ben entegrasyon Türkiye'ye önerdim. Bunun, şimdi, Türkiye'ye bunun ağır bir faturası olur mu? Bu nedenle yani, ben entegrasyon elbette. Önerdim Amerika ile Türkiye bölgesi için. Çünkü şimdi, bu şeyi dağıtır. Amerika ile Türkiye beraber geçer. Benim yani, de... Sadece koyu Kürt, sadece koyu Sünni şeyini dağıtır. Şimdi burada biraz önce söylediğim ifade... ancak merkezi devletin kendi sınır, bütün ülke sınırlarını kontrol edebilecek bir boyutta olması halinde kabul edilebilir. Çünkü burada çok önemli bir şey var. Siz bir ülkenin enerji kaynaklarının %65'ini almışsınız, su kaynaklarını almışsınız. Bu orası zengin olacak, diğer yerler fakir olacak. Burada çatışmaya müsait bir alan yaratılır. Orada huzur çıkmaz. Oradan huzur çıkmaz. Dolayısıyla bir de bunu eğer kendisi satabilecek hale gelirse, Irak bize bunu da gösterdi. Yani Irak'ın petrolünü bir ara sattı, bizim üzerimizden gönderdi. Parasını da biz verdik yani, kendilerine ödedik. Oradaki çatışmaların arkasında biraz da bu vardı. O zaman esas Türkiye'ye büyük pahalıya mal olacak. Şu andaki Amerika'nın İşte deniliyor ki Kürtlerin de işte dünyada tek ofisinin olduğu yer işte Moskova. Onlar da Kürtlere, PYD'ye farklı bakıyor, bilmem ne bakıyor gibi, tam bizim gibi bakmıyor gibi diyorlar. Bunda biraz hakikat payı var ama Amerika bölmek ve onun üzerine dayanmak üzere bunu inşa etmeye çalışıyor. Yani o teze Amerika'ya yanaşmaz diyorsunuz. Ya hayır, Amerika istemiyor zaten. Amerika Suriye'nin kuzeyiyle Irak'ın kuzeyini birleştirmek istiyor Fatih Bey. Evet. Ana stratejik plan bence bu. Bence. Gücü yeterse bunu yapacak, gücü yetmezse. Ama Rusya'nın öyle bir planı yok. Yok. Rusya'nın Suriye'nin içerisinde tamam Kürtler kimlikleriyle yaşasın
Ama bu merkezi devletin kontrolü altında olsun. Suriye bize daha yakın. Ama, tabii yani. Final politikada. Federasyonu en açık bir şekilde Rusya teklif etti bugün. Evet kadar. Ama işte federasyona karşıyız zaten. Yani şimdi federasyon arzu ettiğim bir şey olduğu için değil. Ama tek çıkar olarak, gerçeklik olarak bu insanların çünkü bu kadar harpten sonra iç içe yaşamaları da kolay değil. Yani belirli alanlarda. Toparlayalım mı? Evet. Cansu Canan geldi. Maşallah bugün de pek bir şık giymiş. Biz bugün erken bitireceğiz herhalde. Hanımefendi nasılsınız? Konuklarınız aleyhimize konuşuyormuş. Duydum. Hiç ben tembihlemedim gel, ama. Gel. Bir şey söylemek isterim Fatih Bey. Aslında yarınki zirveden çıkabilecek bir sonucu hep konuştuk ve onun üzerine kurguladık ama. Efendim cümleten iyi geceler diliyorum. İyi geceler, hoş geldiniz. Reytinginden faydalanıp diye çağırdık buraya. ben şunu söylemek istiyorum. Türkiye'nin artık askeri operasyon üzerinden Suriye'de çözüm yerine bundan sonra daha fazla diyalog ve diplomasiye dönmesinin zamanı gelmiştir. Burada konuşulacak ülkelerin, aktörlerin başında Amerika Birleşik Devletleri gibi Suriye rejimi de gelmektedir. Diplomasinin önemi bundan sonrası için. Suriye rejimiyle temasa geçmemiz kaçınılmaz hale geliyor. Bunun zamanı artık gelmiştir. Ne dersiniz? Yani benim şahsi kanaatim Suriye rejimiyle İran ve Rusya ile konuşup da elde edemediğimiz ama Suriye rejimiyle elde edebileceğimiz bir şey olduğunu düşünmüyorum. Şu anda var. Yani. Güven var. Peki o zaman ben konuyu buradan alayım devam edeyim olur mu? Konukların benim konuklarıma demişler ki siz kıllı bıyıklı Fatih Altay ile program yaparken biz Cansu Canan'la program yapıyoruz. Tercihlerimizi gözden geçirin demişler. Bu kulağıma geldi. Eyvahlar olsun. Birazdan ben de senin konuklarından intikam alacağım. Ama ben şunu da ifade edeyim burada. Biz bu dünyanın sorunlarını konuşuyoruz. O arkadaşlar öbür dünyanın sorunlarını konuşacaklar. Vallahi biz de istihbarat savaşlarını konuşacağız. İyi, biz de gayet tamam. Bu dünyadayız bu gece. Dünya. İyi, peki o peki Cansu'cum ağzına sağlık inşallah güzel bir program i̇nşallah, yapacaksın. İnşallah çok teşekkür ederim. Her zaman güzel programlar yapıyorsun zaten. Biz sana altlık olsun diye buraya çıkıyoruz. Çok teşekkürler. Sağ ol. Değerli izleyiciler konuları konuştuk. Artık özetlemeye gerek yok. 2 saatlik programı özetleyecek halim yok. Çünkü daldan dala atladık. Özeti program kadar sürer. Pazar akşamı görüşmek üzere efendim. Hoşçakalın.